Evet, Mersin'de en çok izlenen, beklenen spor programı Futbol Panorama'dan bir haftalık aradan sonra tekrardan herkese merhabalar. Bugün yine iki tane benim için çok değerli olan birisi yaşıtım, birisi abim dedim. İki tane değerli hocamız var, iki tane kaptanımız var. Mehmet Talas, hocam hoş geldin. Hoş Önal bulduk. Arıcı hocam, hoş geldin Hoş hocam. bulduk. Tabii ki de böyle iki tane değerli üstadı burada ağırlamaktan onur ve şeref duyduk. Programımızın kalitesi anlamında da böyle değerli hocalarımızı Mersin'de yetişmiş, Mersin futboluna büyük şeyler katmış, dışarıda bizi en güzel şekilde temsil etmiş hocalarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi her hafta programımıza konuk ediyoruz. Tabii ki de futbol dışında da spor anlamında da bu konuda baya bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü sadece futbol anlamında değil, bugün Mersinli olup da milli düzeyde gelmiş tüm spor branşlarını da programımıza konuk ediyoruz. İnşallah bugün iki tane değerli konuğumdan, abimden, hoca arkadaşımdan, kaptanımdan, kaptanlarımdan bugün Mersinli olarak biz de bir feyiz bereket alacağız, bir şeyler öğreneceğiz. Akabinde izleyici kardeşlerimiz, futbola yeni başlamış küçük kardeşlerimiz de rol model olarak iki tane abisini dinleyecek. Hayat kariyer planlamalarında inşallah onlar da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Öncelikle Mehmet abicim hoş geldin Mehmet hocam. Büyük olarak Yayınlar. dediğim gibi bazı Mersin'e mal olmuş futbolcu abilerimizi çıkartmak biraz zor oluyor. Bunlardan biri de sensin, ikincisi Önal Hoca. Haftalardır, aylardır belki teklif ediyorum hocam gelin. İşte işlerinizin yoğunluğundan dolayı Yani hem ondan sizin dolayı. kendinize ait spor okulları, futbol okulları hem de Önal hocam zaten beden öğretmeni, eğitimci bir kardeşimiz. Ayrıca futbol okulu da var. Senin de futbol okulun var. Bazen denk gelmiyor. Evet. O yüzden de bugüne denk getirebildik. Ne mutlu bize abi, iki tane değerli abimizi, kardeşimizi bugün programda Şimdi onu konuk etmekten de mutluluk duyuyorum. dediğin gibi işte programlardan dolayı, yoksa sen bizim kardeşimiz, sen gel dersin biz geliriz. Evet. Onda sıkıntı yok. Mehmet abi öncelikle dediğim gibi bir Mehmet Talas kimdir? Tabii bizler tanıyoruz her zaman programa başlarken tanıdıkların yanında tanımadık insanlar da var. Şu anda programımızı yeni nesilden kardeşlerimiz de Evet. izliyor. Yani şimdi bizler ve bizim üstümüz, devrimiz bizleri tanıyor ama ben bile bazen kendimi her hafta tanıtıyorum. Hani böyle megaloman gibi gözüküyoruz ama aslında öyle değil. Çünkü Değil. insanların bizi tanımasında fayda var. Bizlerin geldiği yollar çok dikenli olduğu için herkes kolay bir futbolcu kariyerimiz olduğunu düşünüyorlar. Aslında ne kadar zor şartlarda hepimizin futbolcu olduğunu biz ve bizim üstümüz biliyor ama yeni neslinin bunu bilmesi anlamında Mehmet Talas kimdir? Şöyle bir kendini en baştan başlayarak anlatırsan antrenörlük dönemine kadar bir herkes de bilmiş olur. En azından bizim de çağırdığımız insanların kim olduğunu öğrenmiş olurlar. Mehmet Talaş 70 1970 Sağlık Mahallesi doğumlu. İçerspor'dan yetişme. İşte İçerspor'dan direkt profesyonele gidip yıllarca dışarıda futbol hayatımı sürdürdüm. Antrenörlük hayatım da hep Mersin dışındaydı. Mersin'e çok fazla antrenör futbolcu anlamında bir faydamız olmadı. Neden olmadı? Hep dışarıdaydık. Hep şehir dışındaydık. İşte bundan 2 sene önce oturdum. Dedik ki, yani bu memleket adına, bu şehir adına, bu çocuklar adına ne yapabiliriz? Profesyonel antrenörlük yaşantımı noktaladım. Bundan sonra dedim çocuklarla uğraşacağız. Mersin'i çocuk yetiştireceğiz. Bunun adı altında Talaş Akademi diye bir kaleci akademisi kurduk. Oynadığın takımları herkes şöyle bir önce Mehmet abicim önce bir futbol kariyerinden başlayalım. Talas Akademi'ye geleceğiz zaten. Ya şimdi ben Öncelikle Mehmet Talas'ın kariyerini ben biliyorum. Gençlerimden o da arkadaşımdım. Biz beraber beraber Süper oynadık. Lig'e de gittik ilk. Ama Mehmet Talas'ı tanımayanlara anlamında ilk İçerspor'la mı başladık abi? İçerspor'la Buradan tüm başladım. İçerspor Buradan ailesine, camiasına tabii buradan bizim selamlarımızı. Allah Mersin'imizin rahmet eylesin. Mekanı cennet Seyfi olsun. abinin Seyfi abimizin de. yetiştirmelerindeniz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Buradan İçerspor'dan Bartın Spor'a, o zaman 2. ligdeydi. Bartın Spor'a transfer oldum. Oradan işte Erzurumspor, Erzincanspor, Tarsu İdman Yurdu, Gençler Birliği, Batman Petrolspor. Orada bir dönem geçirdik.
2006 senesinde de en son burada Meski Spor'da amatöre döndük. Bir Mersin'e bir o zaman bir hizmetimiz oldu. Futbol hayatım işte 2006 senesinde bıraktık. Oradan sonra işte antrenörlüğe başvurduk. Antrenör olduk. İşte Elazığ Spor, Pendik Spor, Adana Demir Spor, Elazığ Spor. Buralarda şu an UEFA ne var Mehmet abi? Ben de profesyonel kaleci antrenörü. Kaleci antrenörü. Ayrıca herhalde antrenörü. Bildiğim kadarıyla onlar da yine belge alıyorlar değil mi? Futbolcu antrenör yok, gibi. O bizden sonra oldu. Sizden sonra mı oldu? Şu anda herhalde mecburi benim bildiğim tabii, kadarıyla. B almak zorunda. Evet. O konuda da bilgilendirelim antrenörü. İnsanları. O bizden sonra. 2007'de biz gittikten sonra öyle bir oluşum oldu. Evet. Şu an işte profesyonel kaleci antrenörlüğü diplomamız var. Onun üzerine yani bu memlekete ne yapabiliriz? Bir genç grubu oluşturduk. Çok yetenekli çocuklarımız da var. İyi de gidiyor, iyi de çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem bilimsel hem saha anlamında elimizden geleni veriyoruz. Mehmet çocuklara... hocam onları inşallah yine konuşacağız. Hemen konuları bitirtmeyeceğim ben sana. Dur daha anılarımız çok seninle beraber. Önal hocam hoş geldin sen de. Önal Arıca kimdir? Önal Arıca benim gözümde atom karıncadır. Yani Türkiye'de belki de bu kadar antrenman seven. Ben her zaman diyorum Önal Arıca'yı şu anda koy 2B'de çok rahat oynar. Bizim tabii dostumuz, kardeşimiz. O da benim gibi Karabükspor'da 4 yıl beraber orada oynadı. Mersman'da benim kaptanlığımı yaptı. Mersin'e çok büyük hizmetler etmiş. UEFA diplomalı bir hocamız ama Önal Arıca'yı bir de kendinden dinleyelim. Kara Duvar'ın gururu Önal Hoca. O yüzden Kara Duvar'lara da buradan selam olsun. Önal Arıca kimdir? Şöyle bir dinleyelim hocam. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. Evet. 1976 Mersin Karaduvar doğumluyum. Futbola Kuvayi Milli Spor'da başladım amatör olarak. Daha sonra Silifke Spor'da o zaman Ahmet Karataş hocamızın... İkincilikteydi değil mi hocam? Evet, vasıtasıyla futbola profesyonel hayatım orada başladım. Oradan Mersin Mersin'e geçiş yaptım. Burada uzun yıllar top oynadım. Kaptanlık yapma şerefine eriştim burada. Evet. Buradan Karabükspor'a gittim. Mardin Spor ve Maltepe Spor'da oynadıktan sonra futbol kariyerime noktaladım. Daha sonra antrenörlüğe başladık, kurslara gittik geldik. Mersin Mardin A takım olmak üzere altyapı kategorilerin hemen hemen hepsinde hocalık yaptım. Şu anda da Tarsus Mardin altyapısında görev almaktayım. Evet. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Hem alaylı hem mektepli. Evet. İkisini bir arada yürütüyorum şu anda. Yani ben geçtiğimiz hafta seninle alakalı Ender abi, Ender Başkan da gelmişti, kaptan. Ben ona şunu söyledim. Tarsus Mardin'e gelmiyorlar ama Önal Hoca'ya geliyorlar dedim. Bu konuda da mütevazı olmayacağım. Gerçekten senin sayende buradan yaklaşık olarak kaç tane futbolcu kardeşimiz Tarsus'a gitti hocam? Sayısını bilmiyorum ama çok geldi. Çünkü önceden sen de biliyorsun beraber hocalık yaptık evet. Sen de altyapıda. Tarsus'a böyle çok gidişler olmuyordu Mersin'den. Ama bir tane tanınan, bilinen, sevilen, yani nasıl abartmayalım kendimizi evet. Ama bize güvenenler çocuklarını, tanıdıklarını oraya gönderdiler sağ olsunlar. Yani sonuçta dediğin gibi sen de bir rol modelsin hocam. Yani ben bugün onu da söylüyorum Mehmet hocam. Ben bir futbolcuyu bir takıma göndereceğim zaman diyelim ki oğlum var. Hiç futboldan anlamıyorum. Takım ismini sormayın diyorum. Hocayı sorun diyorum. Evet. Ya hoca kimdir? Bu çocuk seni nereye taşıyabilir? Yani hoca seni nereye taşıyabilir? Kariyeri nedir? Gelişimi nedir? Ama maalesef Türkiye'de şekilciliği çok önemli. Yani ben bunu her zaman diyorum. Belki bazen kızıyorum, bağırıyorum ama hani insanlar şekilciliğe çok önem vermişler. İşte Önal hocam sakal bırakmış. Yakışmış kardeşim sakalı bıraktı diye hocaya göndermeyen insanlar var. Saçım jöleli diye yıllardır aynı hep muhabbetler. Dönem muhabbetler aynı. Evet. O yüzden bu adam ne veriyor, ne katıyor? Ben her zaman şunu söylüyorum. Önal Hoca ilk geldiği zaman çok iyi bir grubu vardı. 2002 grubu vardı. Ben Önal Hoca da biliyorum. Mersin'in tarihini kurtarabilecek. Yani bundan sonraki dönem için kurtarabilecek o grup. 2003 takımı. 2003 grubu pardon. 2003. 2003 grubu. 2001 grubu benimdi. 2003 Önal Hoca'nındı. Ve inanılmaz iyiydi. İyi de gidiyorlardı. Ama altyapılardaki en önemli sorun bu. Önal Hoca'nın grubu iyi. Önal Hoca'nın grubunu biz alalım. Başka bir hocaya verelim. Ya kardeşim bu hoca, bu çocuklar buna alışıyorlar. Altyapılarda maalesef alıştığın hocayla devam ediyorsun. Yani mesela Türkiye'de çok şekilcilik olduğu için yani çok sıkıntılar yaşadık. Evet. Buna son verebilir miyiz? Verebiliriz Mehmet hocam değil mi? Yani sen de tabii. Bu konuda fikrin varsa. Şu en basit örneği, işte ben Mersin'de çok bulunmadım.
bir tek burada Memduh Hoca'yla 5 hafta gibi bir çalışma şansımız oldu. Mayurdu'nun beraber. Mesela Önal Hoca'nın grubunda 2003'lü Mert Ali diye bir kaleci vardı. Evet. Şimdi Antalya Spor'da. Muhteşem bir kaleci. Evet. Şu an hocanın benle da çalışan... öğrencisiydi değil mi? Hocam tabii, tabii. Senin de öğrencisi. Benim grubumda. Tabii oğlum ben zaten hocanın yani. İdmanında gördüm tabii, onu. Tabii. Kim bu? Bilgi aldım. Daha çocuk 14-15 yaşındaydı. Aynen. A takıma idmana çağırıyordum. Gel oğlum burada çalış, bir ilgilenin seninle falan. Şimdi benim çalıştığım grup içerisinde çok iyi kaleciler var. Yani şu an üç büyükler dediğimiz kulüplerin istediği oyuncular. Benim de göz ağrım Mete biliyorsun hocam. Mete Özel. Evet. Yani buradan kardeşime aynen. Selam olsun. Mete. Muhteşem bir kaleci. Benim elimdeki en iyi kaleci. Evet. Ama Sivas Spor'a gitti. Şimdi dünyada bir boy takıntısı bir şey oldu. Hı, ona da geleceğiz. 1.85'in altında kabul etmiyorlar artık. Şimdi Mete buraya takıldı. Yoksa Mete'nin ayarında ben şu an birinci ligde bir kulübe gideyim. Mete'yi yanımda götürürüm. Teknik var. İki her ayak var. Her şey var. Oyun zekası var. Numara. Şimdi sizin o çalıştığınız grup ben biliyorum birçok çocuk da şu an dışarıda oynuyor. Evet. Şimdi bakıyorsun Mersin'de Mersinli kaleci yok. Benden sonra rahmetli Göksel. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum benden sonra. Hakan abi hani sizin döneminizde vardı. Ya üst düzey oynamış. Yani Hakan abi Hakan çok oynamadı. He. Şimdi bakıyorsun. Yani şunu gözlemleyin. Malatya, Orhan. Alanya, Konya, Sivas. Buraya kamp kurmuşlar her yaz. Kamyon çocukları götürüyorlar. Hala da gelip götürüyor. Demek ki bir potansiyel var. Tabii şu an gidin Konya Spor'da benim 2006'lı kalecim gitti haftan. Mersin'den gene bir çocuk gitmiş. Neydi adı unuttum. O şu an Konya Spor'da 3 tane Mersinli kaleci var. Antalya Spor'da var, her yerde var. Mersin'de yok. Mehmet Hocam, yani Mersin ve Adana, yanlış terim kullanmayalım, Türkiye'nin Brezilya sayarında 2 tane aynen şehir. Aynen öyle, aynen. Yani buralar futbol için biçilmiş kaftan yani, buralar futbolcu yetiştirme açısından. Yani futbolcu doğuluyor burada yani. Ama dediğin gibi işte hep Gaziantepspor örneğini veriyoruz ya Mehmet abi. Celal Doğan hani futbolcu istemiş ya Macit Başkan. Evet. Macit Hocam Gaziantepspor'dan futbolcu istemiş. Ya demiş biz sizden futbolcu alıyoruz. Sen gelmişsin bizden futbolcu istiyorsun demiş. Yani. Neden? Çünkü altta bir proje yok. Hocam proje yok. Bakın İçeri İdman Yurdu şampiyon değil mi? Bizim gözümüzde şampiyon oldu yani şu anda. İçeri İdman Yurdu'nun çok büyük avantajı var. Şu an açıklanmadı %100 ama ona da geleceğiz. Fikrinizi alacağım Mehmet Hocam, Önal Hocam. İçeri İdman Yurdu şu anda şampiyon. Ben her programda diyorum ki proje takımı olmazsa aynen. İki tane değerli hocamız var. İzzet Hoca ile Sait Hoca buradan selam olsun. Emek veriyorlar. Ama yarın bir gün akademi liglerine katılacağın zaman daha üst düzey lisans anlamında olsun kariyer anlamında hocaları yerleştirmezsen oraya. Aynen. Ve şu anda dışarı giden futbolcu kardeşlerimizi işte Mete'ler gibi işte biraz önce dedim Mert Ali gibi futbolcu kardeşlerimizi elinden kaçırıp başka takımlara gitmesine izin verip profesyonel anlamda ben her zaman polis gücü örneğini veriyorum biliyorsun abi. Evet. Sen o zaman biz polis gücünde oynarken nerede oldun? Erzurum'daydın. Bir proje üretildi. Biz Mersin Mardin'e gitmedik. Polis gücüne gittik. Serkan Damlalar, Serkan Bensollar, Göksel'ler, Mehmet Haberler, Ercan abiler ve o takımın %90'ı birincilik oynadı Süper Lig. Ne oldu? Hepiniz futbolcu oldunuz. Süper Lig oynadık hocam. İçeri İdmanlı'da öyle yapılandırılırsa kalıcı bir olur. Yoksa buraya hangi hoca o gelirse gelsin muhakkak dışarıdan futbolcu getirecek. Mersinli hocaları işin içerisine sokmadığımız zaman da o futbolcular tabii ki orada barınamayacaklar. Çünkü artık her zaman diyoruz başkan, hoca, menajer üçgeni içerisine gidiyor. Bunu en iyi sen biliyorsun. Çünkü sen bizden daha kariyerlisin antrenörlük konusunda. Çalıştığın hocalar bugün Okan Buruk gibi bir hocayla çalışmışsın. Adam şampiyon yaptı neredeyse. Bitti benim gözümde. Yani Okan Buruk'la Fatih Akker'le çalışmışsın. Ali Beykoz hocamla çalışmışsın. Yani kariyer anlamında artık bazı üçgenler kuruldu çünkü. Ne kadar iyi de olsan o üçgen içerisine girmezsen hoca olamıyorsun. O yüzden proje üretilmediği sürece maalesef bu çocukları yine kaybedeceğiz işte hocam. Aynen öyle, aynen. İşte Mete Özen Sivas'a gitti. Ne oldu? Muhteşem bir kaleci. Oranın adamları oynatmadı. Niye? Onun oğlu değil, bunun yeğeni değil, onun babası değil. Şimdi hocam. Ya da boy takıntısından dolayı çocuk şimdi, geri geldi. Onun yanında yine sizden çıkan 2003'lü Muhammed Can var. Evet, yine benim grubum. Hadi Mete'nin boyuna taktın. Muhammed Can 1.86 ve çok da iyi bir kaleci. Ama hani çok da konuşamadım çocukla. 15 gün oldu biz de çalışmaya başlayalı. Yani oradan ayrılacak gibi.
Abi ben anlamıyorum yani. Şimdi bu kalitedeki kaç tane kaleciyi bulabiliyorsun? Şimdi bakıyorsun birincilik kulüpleri, süper lig kulübü alt ligleri şeyine, gruplarına Türkiye'nin en iyilerini topluyorlar. Adana'dan o, Mersin'den bu, Konya'dan şu, şu. Ya arkadaş bir tane çıkartamıyorsun oradan. Ben kendimi övmüyorum. Ben iki sene olmak üzere ben bu akademiyi kurdum, başladım. Beş tane birinci lige, süper lige ben kaleci gönderdim 1,5 yılda. Sen, şimdi ben çok imkanım da yok. Burada çocuklara çok da hakim değilim. Haftada 2 gün, 3 gün çalışıyorum. Yedirme, dinlendirme şansım yok. Sen şimdi bir kulüp olarak yediriyorsun, içiriyorsun, her türlü imkanın var. Sen bu kadar özel çocuğu bir araya toplayıp bir tane çıkartamıyorsan eğer... Seçerek bir... alıyorsun. Tabii canım. Hocam, seçerek bu... alıyorsun. Mesela yani. Hak'tan 2006'lı gitti Konyaspor'a. Bu sene müthiş bir sezon geçirdi. 26 maç namağlup 4 golle gitti. İşte pandemiden dolayı maçlar devam etmedi. Bu çocuk hocaları teşekkür ediyor. Biz dedik hocam A takımı aday bir kalecimiz. Şimdi bundan bir tane çıkartacaksın. Veya işte Mert Ali. Ben Mert Ali ile alakalı Beşiktaş'ta görüştük. Ben kulübe şunu dedim. Getirin senet imzalayalım. 3 yıl sonra bu çocuk Beşiktaş'ın A takım kalecisi. Bu kadar inanıyorum, bu kadar güveniyorum. Ege Birgül var bende 2007'li. Türkiye demiyorum, dünya kalecisi olacak. Ama niye Konya'da, niye Antalya'da, niye Mersin'de değil? Şimdi Mersin'i kaç kaleciyle oynadın sen burada? İkiniz benden çok oynadınız Mersin'de. Ben Ozan'dan başka kimseyle oynamadım ya. Hep Ozan vardı benim zamanımda. Bir de Serkan vardı. Orhan, Serkan, İbrahim abi. Serkan bir de o. İbrahim abi efsanedir. Atıf abi efsanedir. Salih abi. Hepsi dışarıdan gelme. Atıf abiyle polis gücünde oynadım. Dışarıdan gelme buraya. Evet. Bizim abilerimiz, büyüklerimiz, biz onların yani bizim için efsane insanlar. Ama baksın bir Özcan abi var. Almanya'ya yerleşmiş. Onun dışında ben de hatırlamıyorum. Yunus Tanış var, Yunus abi. He, Yunus abi var. E şimdi bakıyorsun. Davut abi vardı. Bu kadar yetenekli kalecimiz var. Ya hocam, inanın bak bu yaz yine göreceksiniz. Sivas'ı, Alanya'sı, Konya'sı hepsi buraya gelecek yine. Doldurup doldurup götürecekler. Bu kadar büyük potansiyel var. Ama biz kendi çocuğumuzun kıymetini bilmiyoruz. Hocam bir de şu... Şimdi Tarkan, bu Mersin'in bir değeridir, Önal bir değeridir. Yani siz İtman Yurdu'nda oynadınız, ben oynamadım hiç. Neden siz bir şeylerin başında değilsiniz? Neden bir şeyleri... Ya Tarkan işte, Önal gel. Sen bu kulübün kaptanlığı yapmışsın, sen gol kralı olmuşsun. Herkes efsane diyor. Tamam efsane de, bu efsaneyi getireceksin, efsanelinden faydalanacaksın. Tarkan gel kardeşim, al bu grubu, sadece gol çalıştır. Senin özelliğin bu, yeteneğin bu. Bireysel çalışma, her zaman abi, dediğim gibi. Şimdi geliyor bana çocuklar, hocam bizim çocukla çalışsın, futbolcu. Ben futbolcudan anlamam, benim işim kaleci. Gidin Tarkan'a, gidin Önal'a. Onlar bu işin ustası, ben değilim. İşte bu anlamda çocuk ilerleyemiyor bir yere. Şimdi kaleci de aynı idmanı yapıyor, defans da aynı idmanı yapıyor. Ben senin videolarını seyredim, senin çok güzel forvete yönelik çalışmaların. Orta saha, forvet, hepsi aynı idmanı yapıyor. İlerleme yok. Neden yok? Çocuk almıyor. Altyapıyı düzgün almıyor. Şimdi bakıyorsun bu kadar potansiyel var. Mesela Yenişehir İdman Yurdu'nda var 2007'li bir çocuk. Allah'ım esirgesin ya. Böyle bir yetenek yok. Ama takip edeceğiz, bakacağız o çocuğun sonu ne olacak. Hocam şimdi hocam, Türk şöyle... futbolunu, pardon hocam. Burada kaptanım. Tamam kısaca kaptan. Tabii. Şimdi bizim Türk futbolundaki en büyük eksiklerimizden bir tanesi yetiştirici ve geliştirici değiliz. Biz tüketici bir futbol, aynen spor anlayışıyla varız. Öyle. Yani ben bu sene iyiydim, sezon sonları kötü oldum. Ben bu çocuğun üzerine nasıl katarım, eksiklerine, ne yönünü geliştirir, ona hiç bakmayız. Ünal kötü ya, Ünal gitsin, Tarkan gelsin. Tarkan kötü, Tarkan gitsin, işte içeride idman yurdunda bu var, o gelsin. Böyle bir şey olmaz. Yani bizler üstüne ne katacağız? Ne kattık, ne katıyoruz? Birazcık da onlara bakmamız lazım. Yani ben Tarkan Hoca'yı ya da Tarkan'ı nereden aldım, nereye getirdim? İşte hocam. Buna bakacağız. Orada... Yani affedersin hocam. Bugün İngiltere Ligi'ne baksan, mesela Liverpool, yıllardır Liverpool, 2-3 transferle bugün İngiltere'yi düklase etti. Taç antrenörü var. Şimdi burada bir şeye bakmak lazım. Klopp'un takıma ne verdiğine bakmak lazım. Guardiola bir genç önce ne verdi bakmak lazım. Yani biz yine söylüyorum, Süper Lig'de dahi müthiş bir oyuncu gidiyor sana. Müthiş bir sezon geçiriyor. Fener'e gidiyor atıyorum. Orada kendini veremedi ya kardeşim. Veremedi değil. Sen hoca olarak, takım olarak sen bu oyuncuya ne verdin? Ne uyarılarda bulundun? Hangi eksiğini kapattın? Ona? Tabii bunlara bakacağız. Yani
oyuncunun gelişimi durmaz. Yani en üst ligde de olsan oyuncunun gelişimi durmaz. Durur zaten bırakması lazım futbolun. Gelişim süreklidir. Duran değildir aynen, ki. Aynen. Hocam burada işte devreye şu giriyor. Adamcılık. Evet. Şimdi ben biliyorum, senin grubu da biliyorum. Senin grubu da İdman Yurdu'nda çalıştığını da. İşte Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor kulüp başkanı. Haydi benim adamlar gelsin. Bunlar. Şimdi size, ikinize soruyorum. Siz o yaş gruplarıyla hala devam ediyor olsaydınız. Uçmuşlardı hocam. Uçmuşlardı ya. Anladın mı? Hocam niye biliyor musun? Çünkü Öner Arıca'ya, Tarkan Özülmaz'a istediği futbolcu oynattıramayacaklar ya. Bak. İşte. Neden bir? Artı bir yani. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü alışmışlar hocam. Yani bu sistemde istedikleri futbolcular, istedikleri sistemler, istedikleri şeyler olmayınca, dediğim gibi Mehmet Talas'ın işte ne bileyim gözünde kırmızılık var. Niye kırmızı? O hadi gönder abi. Yani sistem bu. İşte şimdi sen giderken şunu falan, çocuğun geleceği de gidiyor. Çünkü küçük yaş gruplarında şu çok önemlidir. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Ben şimdi hep yarışmacıydım. Hep üst liglerdeydim. Şimdi ben de yetiştirici sınıfındayım. Şu var. Tarkan hocasıyla başladı mı, Tarkan hocası için ölüyor. Başka hoca onu tatmin etmiyor. Bırak, müsaade et. Adamın işine bak sen. Tarafına, sağına, soluna değil. Tarkan bu gruba ne yapmış? Üst düzey. Tarkan devam et. Önal bu gruba ne yapmış? Önal devam et. Bunlarla yürü. Eğer o grup, sizin iki grubunuz devam etmiş olsaydı, benim çalıştığım dönem birincilikte hiçbir yabancıya gebe kalmazdık. Ben Mihailov'u oynatmak için yalvarıyorduk adama. Evet. Ya kovalım ya oynatalım. Orada Hasan var. Hasan Daş var. Seyirci baskısı görürüz. Ya bana ne seyirci baskısında ya? Gitsin bu adam oynasın, benim Hasan'ım ya, benim çocuğum oynasın. Ondan sonra Mersin'de niye topçu tutmuyor? Sizin o yaş grubundan 6-7 tane çocuk yukarı kazandırsaydınız. Ya bugün o takım düşmez, o takım mümkün değil düşmez. Ali Ömer hocamız vardı bizde. Oğlu nerede şu an? Gençler Birliği'nde. Yani inan burada adam, çoğu çocuğu, hocamız burada salladı burada. Çocuğu için okulunu Ankara'ya aldırdı. Adam kendi okulunu oraya aldı. Hayır, hocam şunları bir Gençler Birliği'nde oynuyor bir de. Okuyalım mı Önal Kaptan? Çünkü çok aşırı mesaj gelmiş. Mehmet Nacil, iyi yayınlar hocalarım, selamlar. Bülent Alıcı, iyi yayınlar diliyorum Önal ve Mehmet hocama. Aleyküm selam. Murat Yıldız hocam, hocam iyi yayınlar. Zeki hocam, hocalarıma selamlar, iyi yayınlar. Bizden de selam. Basri Temel hocam bugün birebir aradı beni. Ellerinden öpüyoruz efsaneyi. Mehmet'in 14 yaşındaki hali, benim 8-9 yaşımda. Ellerinden öpüyoruz Basri hocam. Çoktur. Savaş, kaptan, sağ bek bizim Darıcalı. İmparatorlar, iyi yayınlar Tarkan kardeşim, Mehmet Talas abi, selamlar İstanbul'dan. Muhsin hocam, iyi yayınlar üstadlar, ilgili izliyorum konuklara da saygılar. Muhsin hocam bir de pazartesi güzel program yapmaya başladılar. Konuklar güzel, konular güzel. Evet. Konular, konuklar güzel olunca onlar da program anlamında iyi yerlere geliyorlar. Selçuk Dereli abimiz, hocamız, üstad, iyi yayınlar dilerim Mehmet Talas kardeşim ve değerli konuklarınıza selam ve sevgiler. Selçuk abi neredesin ya, seni programa alacağız. Mersin'e geldiğin zaman... İleride o gün şeyle Bülent Adaş abiyle beraber fotoğraf çekilmişler. Gizli gizli geliyor. Türkiye'nin en iyi hakemi Selçuk Dereli hocam. Seni bekliyoruz. Celal Tatar hocam iyi yayınlar. Gökhan Akman, Ulaş Can Ortasaç'ın çok selam var Tarkan Üzümadı. Aleyküm selam. Mersin'in en güzel sesi Ulaş kardeşime çok selamlar. Hocam bazen futbol konusunda da sanat camiasına da sahip çıkıyoruz biz. Sahilde koşarken yakalıyorum. İzledim. Muhteşem sahilde bir sesi var Ulaş'cığımın. Uğur Sayılıoğlu kardeşim, Usot'u, Mersin'in en karizmatik Usot'a da buradan selamlar Uğur kardeşime. iyi yayınlar. Mustafa Şahin iyi yayınlar, Mehmet hocama sevgiler. Mana Murat abimizin çok selamı var, aleyküm selam. Alişen Ocak hocam, hocaların hocası, Mersin'in en iyi pomem ve beden eğitimi anlamında Türkiye'ye mal olmuş. Her yıl yaklaşık 70-80 başarı oranıyla hocam, çok büyük bir oran. Çok. İnsanlara katkı sağlayan, %90 karşılığında da başarı. Karşılığında da bazen adamın hakkını vermiyorlar. Kızıyorum ona. Hocam bu kadar merhametli olma. O da dünya ise bir abimiz, hocamız. Buradan selam olsun. Programa o da gelmiyor hocam. Bak ona da kırmızı kart gösteriyorum Alişan Ocak hocama. Ahmet'im iyi yayınlar. Abi. Salim Tezcan Opti'ye selamlar. Teşekkürler Tarkan kardeşim. Yaşar abim iyi yayınlar. Ali Beykoz hocam çok selamı var. Aleyküm selam. Buradan da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Mersin iyi yayınlar, iki gurur duyduğum sporcum Tarkan ve Mehmet, başarılar Basri hocam. Teşekkürler. Hakan Can Polat iyi yayınlar, Tarkan'a selamlar, aleyküm selam. Samet Sevilgen, Haylaz Samet, Tarkan hocam ve Önal hocama selamlar. Samet'im
gerçekten iyi bir futbolcu. Evet. Çok kaliteli, Allah vergisi yetenekleri var. Futbolu da çok seviyor ama Samet'e her zaman söylüyorum, yanlış ellere düşmüşsün bazen kardeşim diyorum. Onu Sivas'a yolladık hocam. Sivasspor çok beğendi. Baktım geri gelmiş. Ya niye geldin? Git bonservisini al abi. Yani evet. Yani alacağım, bazen insanın hayatında kaderinde bir kere olur böyle şeyler Mehmet hocam. Ya işte. Yani iyi kullanabilir. Zeynel Aytekin bir önemli noktada hocanın oyuncu özellik anlamında tanıması lazım. Evet, Zeynel Aytekin dediğim gibi çok kaliteli, klas bir oğlu var. Para yiyeceksin Zeynel'im oğlundan. Devam et kardeşim. Evet. Dediğim gibi yani bu arada Mersin Mağdu, yani İçer İdman Ödü'nün başkanı Metin Saltık başkanımıza da başsağlığı diliyoruz. Başsağlığı. 16 yaşında bir yeğeni maalesef intihar etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İçer İdman Ödü ile alakalı da tabii ki şu anda bir kaos ortamı var. Şampiyon ilan edilecek mi, olacak mı, olmayacak mı? Biz bugün MİTAT başkanımızla beraberdik. Ahmet Tarakçı müdürümüzün yanına gittik. İnanılmaz projeleri var Mehmet hocam, Önal hocam. Buradan Ahmet Tarakçı müdürümü kutluyorum. Güzel şeyler. Bilhassa saha ve tesis konusunda MİTAT başkanımı da birazdan canlı yayına bağlayacağız zaten. Çok büyük projeler var. MİTAT başkanımı da tebrik ediyorum. Bilhassa saha konusunda İnşallah. Saha konusunda can şu anda yayında evet bağlayacağım. MİTAT başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yayınlar diliyorum. MİTAT Başkanım, şöyle söyleyeyim, bugün tüm gün seninle beraberdik, emeğine sağlık, yapmış olduğun emekleri takdir ve tebrik ediyorum. İnanılmaz Mersin futbolu için, bilhassa tesis konusunda yalvar yakar bütün belediyelere gidiyorsun. O yönden seni kutluyorum, ellerinden öpüyorum bu arada. Ayrıca bugün büyük bir projeye imza attınız. Senden dinleyeceğiz tabii ki o projeyi ama inanılmaz bir proje Önal hocam. Sen de eğitimci olduğun için MİTAT abi birazdan açıklayacak. İnşallah ve amatör konusunda ben her zaman diyorum bu yıl Mersin futbol konusunda çağı atladı. Çünkü herkes şampiyon oldu Mehmet abi. Yani herkes oldu. 3 tane takım küme düştü. O da MİTAT abinin elinde olmayan sebepler. Keşke onlar da düşmeseydi ama tescil edilmişti. Bu yıl herhalde futbolda altın yılımızı yaşıyoruz. Doğru mu MİTAT başkanım? Ya şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Talat kardeşime, Önal hocama, sizlere başkanım. Tüm izleyenlere de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Metin Saltı kardeşime de başsağlığı diliyorum. Bugün İtmar Ordu Kulüp Başkanı Şevket Baran'ın da annesi rahatsızlandı. Ona da evet, onu da söyleyeceğiz. Allah şifa versin Şevket kardeşime. Şimdi biliyorsunuz bugün seninle saat aşağı yukarı belirli bir saatten ta akşamın 5'in 6'sına kadar beraber mesai harcadık. Belediyelere görüşmelerimiz oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. MİTAT Koleji ile bir protokol yaptık. Mersin Amatör Spor Federasyonu olarak bizim bir spor olmadığını, eğitime de çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum ben buradan. Buradan İçer Koleji'nde yani okuyacak sporcularımızın, oraya kaydını yaptıracak sporcularımızın veliyle, ASKF'den herhangi bir yazı vermek kaydıyla %40'lık indirim yaptırıyoruz. Muhteşem yani bir şey. Gerçekten güzel bir proje. Bu proje artarak devam edecek. Belki birçok projeyle kalmayacak. Tavsiyede görüşmelerimiz devam edecek. Bir kere görüşmelerimiz devam edecek. Buradan yerimizden gelen sağlamaya çalışacağız. Yine biliyorsunuz Ahmet Tarakçı'ya beraber gittik. Çabamıza en azından şahit oldunuz. Tesis konusunda biliyorsunuz birinci küme ile ikinci kümeyi bugün birleştirmiş olduk. Birleştirince ister istemez müsabaka sayımız artacak. Şimdi şu an 54 takımımız oldu birinci kümede, ikinci küme olmadığı için. Onun için tesis konusunda sıkıntılarımız vardı. Özellikle Mersin merkezde. Bunları daha önce de Sayın Ahmet Tarakçı'ya iletmiştik. Yine sizin huzurunuzda da siz şahit oldunuz. Yine ilettik, söyledik sıkıntıları, neler yapılması gerektiğini. Orada iki tane saha sözü aldık biliyorsunuz yukarıda Macit Özcan'daki 14-15 yaş grubunu orada oynanması ile ilgili. Onları yaptık. Çöp fabrikasının karşısındaki tesisin bir an önce hizmete geçirilmesi. Aşağı Macit Özcan'da bulunan bir futbol sahamız vardı biliyorsunuz. Oranın iki saha haline getirilmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Yine yukarıda bir yerde çok güzel bir tesis projesi var Sayın Ahmet Tarakçı'nın. Onları konuştuk, onları tartıştık, yapabileceklerimizi söyledik. Ya bunun yanı sıra biliyorsunuz bir ülke olarak pandemi yaşadık.
çok kolay değil. Ama pandemi bize şunu öğretti. Her şeyin başı sağlıkmış. Her şey 3 puan bir şampiyonluk değilmiş. Ama çok şükür ki spor camiamızdan bir kaybımız olmadı. Özellikle Mersin olarak. Ama tek sıkıntımız birbirimize böyle canı gönülden sarılamıyoruz. Şey yapamıyoruz ama inşallah bu günlerde geçecektir. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıyı bildiğimiz için ASKF olarak, yönetim olarak bir karar aldık. 2020-2021 futbol sezonunda kulüplerimizin ekonomik sıkıntı yaşadığını bildiğimiz için ASKF payları biliyorsunuz alınıyor. Lige katılım bedeli azalma, bize referans bedeli. Bunu da biz kulüplerimizden almayacağız. Bunu da buradan kulüplerimize duyurmuş olayım, bu müjdeyi vermiş olayım. Yine Ahmet Arakçı'yla görüşmemizde biz de şahit olduk. Ne kadar mücadele ettiğimizi, bu pandemiden dolayı kulüplerimizin büyük sıkıntı yaşadığını ve maddi olarak çok sıkıntıları olduğunu, bu yıl yapılacak malzemenin yapılmamasını, malzeme bedelinin de kulüplerimize nakli olarak ödenmesiyle ilgili görüşmelerimiz oldu. Bana göre de çok olumlu geçti. Büyük ihtimalle de hafta içi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'le de konuşacağız. Bu konuyu ona da anlatacağız. İnşallah bu konuya da bir çözüm bulacağız. Yani Amatör Sporları Federasyonu olarak elimizden gelen katkı ve desteği sağlamaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz ilimizdeki milli takım, atletizm milli takımı buradaydı çocuklarımız. Onları ziyaret ettik. Onların sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. Onlara karınca kaderince bir şeyler, hediyeler yapmaya çalıştık. Yani Amatör Sporları Federasyonu olarak bir futbol değil, futbol ve futbol dışı branşlardan da elimizden gelen katkı ve destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Başkanım, nakdi konudaki olay muhteşem bir şey. Çünkü bu konuda büyük bastırdın sen. Evet. Çünkü bir şekilde yani ayakkabı, top, tüfek bulursun ama şu anda kulüplerin maddi anlamda belki de başka şekilde kullanacaklar. Belki kulübün borcu var. Bir şekilde bu konudaki ısrarın ve kulüp belediye başkanlarıyla olan diyaloğunu ben takdirle karşılıyorum. O konuda sana teşekkür ediyorum bir kardeşin olarak. Ayrıca İçel Koleji muhabbeti muhteşem. Burada Önal hocamız var, eğitimci. Yani %40 anlamda burs verilmesi ya da işte anlamında bunun daha sonraki yıllara da yayılması konusunda ısrarcı olmak lazım olduğunu bugün seninle de konuştuk. Yani sadece bu yılla kalmamalı diye düşünüyorum. Doğru mu başkanım? Yok hocam, kalmayacak. Buna şunu da ilave edeceğiz. Ayrıca milli takım sporcusu orada bunların içinde. Onlara da ayrıca bir güzellik yaptıracağız. Belki onlara daha farklı bir uygulama yaptıracağız. %40'la kalmayacak. Daha fazla olacak gibi. Ama ben şunu söylüyorum. Biz buraya gökten zembille gelmedik. Biz de dişimizle tırnağımızla geldik. Amatör spor idareciliğimiz, amatör futbol oynamamız. Yani biz bu amatör sporun sorunlarını yine çok iyi biliyoruz. Çünkü ben de Binevler Spor Kulübü'nde yıllarca başkanlık yaptım, idarecilik yaptım bir gençlik kulübünde. Neler yaşadığımızı, amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını çok yakından bilen bir insanım. İşte Önal hocam da bahsetti. Silifke'de profesyonel olmasında gerek Ahmet Karataş'ın gerek benim çok büyük emeklerim oldu. Ona da çok saygı sevgilerimi sunuyorum. Bak bugün beden eğitimi öğretmeni oldu. Yıllarca Mersin'de oynadı, Karabük'te oynadı, çeşitli kulüplerde oynadı. Bugün o kardeşlerimizi öyle görmek, Mehmet Talas kardeşimizi öyle görmek ayrıca bizleri gururlandırıyor. Bugün Ahmet Bey'in, Ahmet Müdürüm'ün hal ve hareketleri, davranışları da bizim için, benim kendi adıma bir artı puandı başkanım, değil mi? Yani evet. Her şeye olumlu baktı ve sizin dediğiniz gibi hocam bir projem var müdürüm dediği zaman seve seve dinlerim demesi de kibirli olmadığını, egosu olmadığını gösterdi. Çünkü spordan gelmiş bir insan. Ben şahsen ilk defa yüzle karşılaştım, tanıştım. Hani ilk izlenimler önemlidir. Ahmet müdürümüzü inşallah canlı yayına da alacağız ama bence beraber çalıştığınız zaman ekip anlamında bunun içerisine tabii TÜFAT da girerse muhteşem evet. Bir Mersin futbolu için güzel günler bekliyor diyebilir miyiz başkanım? Ya hocam güzel günler olacak. İnan ben Ahmet Bey'le biliyorsunuz gençlik sporda 25 yıllık, 30 yıllık bir hukukumuz, bir dostluğumuz var. Hep söyledik. Olması gerekenleri söyledik. O da hakemlik yaptı, yüzme antrenörlüğü yaptı. Yani sporun tüm branşlarını aşağı yukarı bilen biri. Onun orada olması hakikaten bizim için de amatörler adına bir gurur kaynağı, bir sevinçtir. İnşallah iyi şeyler olacak. Ben şunu da söyleyeyim. Tabii birinci küme ile ikinci kümenin birleşmesi ilimize hakikaten bir yenilik getirecek. Bazı kulüplerimiz belki bunun farkında değil ama şimdi baktığımız zaman birinci küme bitiyordu. Birinci küme bittikten sonra aynı sporcular ikinci kümede gidip oynuyordu. İşte süper amatörden geliyordu bir de. Birden ikiye falan gidiyordu.
Şimdi bu şansları pek olmayacak gibi. Bu da ne olacak? Kulüplerimiz ister istemez genç sporculara yönelecek. Altyapı yönelecek. Belki altyapıda bu genç sporculardan hiç beklediğimiz pırıl pırıl gençlerimiz çıkacak. Bir de ayrıca başkanım şunu da söyleyelim. Seninle her zaman konuşuyoruz. Gelecek yıl zor geçecek değil mi başkanım? Yani hocam, çok sayı evet. Hakem anlamında işte Tarık Bey'in dediği gibi belki yeterli olmayacak. Dün Murat abi, Musun hocam ve Ufuk Kaban'ın programında izledim geçtiğimiz haftalarda. Hoca konusunda herhalde hakem konusunda sıkıntılar yaşanacak. Yeterli hakem yok. Çok maç olacak ama sizin de bir B planınız olduğunu biliyorum bu konuda. Şimdi şöyle örnek, biz söyledik elbette müsabaka sayımız normalde 80-90 gibi falan oluyordu ama şu birinci küme ile ikinci kümenin birleşmesinden dolayı altyapı grupların maçları da başlayacak. Burada müsabaka sayımız belki 120-130'a çıkacak. Elbette hakem sıkıntısı, test sıkıntısı yaşayacağız ama biz bunları da çözeceğimize inanıyorum. İl Hakem Kurulu Başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Örnek Anamur'a maça gidiyorsa orada işte arka arkaya iki maç koyacağız. 4 hakem gidecek, 2 maçı yönetip gelecek veya Tarsus'a gidiyorsa bunu böyle çözeceğiz. Tabii hakemlerimiz bölgesel lige de gidiyor, bölgesel lige gidiyor, profesyonel lige giden hakemlerimiz de var. Elbette bir takım sıkıntılar yaşayacağız. Belki maç sayısını aynı testte 3 maç değil de 5 maç koyacağız. Bu sıkıntıları elimizde olmadan yüz yüze yaşanan bir pandemi olaydı. Bunu da hep beraber tüm spor camiasıyla, tüm arkadaşlarımızıyla, İl Hakem Kurulu'ya, Hakemler Derneği'ye, saha komiserlere, TÜFAD ile, ASKF ile, futbol temsiliyle çözeceğimize inanıyorum. Yani biz bunun çalışmasını zaten futbol il temsilcimizle, tertip komitemizle yaptık. Herkes rahat olsun ve bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Başkanım, espri mahiyetinde söylüyorum, gül diye söylüyorum. Mehmet abi biraz evet. Biraz önce Mehmet abi dedi ki başkanım. Ya Deli Fahri demiş ki 3 tane suni çim yaptık. Gel çalış demiş. Ben de dedim ki Allah Allah benim niye haberim yok dedim. Senin haberin var mı başkanım? Şimdi tabii Fahri her yerde konuşuyor. Sağ olsun bizim emekçimiz. Elbette ben ona saygı duyuyorum. Fahri abiye selam olsun. Bunu da şuradan söyleyeyim tabii. Akdeniz Belediye Başkanımızın projesi var. Karacella futbol sahası, Seyfi Ali Türkoğlu sahası. En kısa zamanda sentetik ışıklı hale getirilecek. Bunun çalışmasını beraber yapıyoruz. Kendisi de bunun sözünü verdi. Mevcut tesisleri işte ilimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bizde ne kadar tesis fazla olursa o kadar sporcu fazla çıkar. Buradan da umarım yani 2021-2022 sezonunda en kötü ihtimalle tesis sayımızı biraz daha fazlalaştıracağını müjdesini tüm kulüplerimize verebiliriz. İnşallah başkanım benim. Yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm dostlara tekrar selamlar, saygılar. Aleykümselam başkanım. Evet Mehmet abicim şimdi, dediğimiz gibi İçel Koleji projesi iyi değil mi Öner hocam? Çok yani %40 çünkü insanların eğitime de ihtiyacı var bilhassa. ASKF işte ben her zaman diyorum TÜFAD'ın ve ASKF'nin faydalı olması anlamında, bir şeyler katması anlamında tamam mı? Yani proje üretmesi lazım hocam. Yani mesela TÜFAD'ın antrenörlük anlamında kesinlikle ekipler oluşturup elinden geldiğince Mehmet abi ben bunu her zaman Mesut abiye de söylüyorum. Evet. Emekler veriyor, hizmet ediyor. Bak çok güzel bir kulüp binası kazandırdı bize. En azından eskiden bakkal defterine yazarlardı aynen. Şeyleri. Şimdi gidiyorsun yerin belli, yurdun belli. Emek verilmiş. Severler, sevmezler. Var şu anda Mersin futboluna faydası olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman şunu da diyorum. Ne kadar çok antrenör arkadaşımız. Bunu soracağım size. Evet. Ne kadar hoca çıkarsa TÜFAD'ın da başarısı artar. Tabii, sadece tabii. TÜFAD'lar turnuva değil. Turnuva zaten yapılacak. Yıllardır orada bir şey var işte yemek çıkıyormuş onun muhabbeti yapıyor. Ya çıksın TÜFAD'da yemek çıksın ya. Ayıp mı ben bugün ASKF'de yemek yedim. Ne bak şimdi ASKF'de niye yemek çıkıyor mu diyorlar. Ya olabilir. Yani hep küçük şeylere takılmışız yıllardır. Maalesef ilerleyemiyoruz. Ya küçük şeylere takılmayın arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Önemli olan hizmet anlamında kim ya gelirse gelsin. Yani, hizmete yarın bakacaksın. Mesut abi gidecek. Önal Arıca belki TÜFAD başkanı olacak. Tarkan Özülmaz ASKF başkanı olacak. Ya hep baki kalmayacak insanlara. Gelen insanlar ne katmış, ne yapmış ona bakacak. Bir de iyi takdir etmiyoruz maalesef. İyi yapan insanlar çok var. Tamam eksik var mı? Var. Eksik var. Ama yani 10 tane iyiye bir tane kötü götürmemesi lazım Önal Hocam. Yani bu adamlar hizmet ediyor. ASKF hizmet ediyor. TÜFAD hizmet ediyor. Ama dediğim gibi ne kadar daha fazla hizmet edebilirsek. Bakın pandemi döneminde ben buradan açık bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim zamanınızı alıyorum. Tabii ki de konuk anlamında düşünmeyin hocam. Lütfen siz de katılın. İşte spor okulum var Altınordu. İşte spor okulum var Talaş Akademi. Arkadaşlar, Sayın Valim,
Mülki amirler, buradan rica ediyorum. Ülkede şu anda evet COVID var, inanıyoruz. Ama normalleşme sürecinde bugün sahillerde binlerce insan iç içe dış dışa geçmiş. Neden tesisler kapalı? Evet. Futbol tesisleri lütfen açılsın. Bakın dün Beyaz TV'de Ertem Şener kamerayı çekti. Dedi ki hangi kamera çıktı? Ben de kameraya söylüyorum. Bugün Mersin'de diyoruz 600 tane hoca var. Bundan ekmek yiyen. Mesela ben bireysel antrenman yaptıracağım. Öğrencilerim var. Bundan para kazanacağım. İşim yok. Halk eğitimler kapalı. Usta öğretici arkadaşlarım işsiz. Antrenör arkadaşlarım işsiz. Maalesef para kazanamıyorum. Neden? Tesisler kapalı. Futbol okulları kapalı. Halı sahalar kapalı. Buradan mülki amirler, sayın valim, lütfen bu konuda bir adımlama yapmak lazım. Evet, evet. Açılsın yeter. Yani yeter, her yer açıldı. Hamamlar bile açıldı. Futbol tesisleri kapalı. İnsanlar ekmek yiyor. Borç batağı altında. Buradan lütfen rica ediyorum. Spor tesisleri açılsın. Halı sahalar açılsın. Spor okulları açılsın. Yani hocam lütfen siz de şu anda Altınordu'nun futbol okulu var. Ekmek yiyorsunuz. Orada antrenör arkadaşlarımız var. Ailelerine ekmek götüren ya da sizden eğitim bekleyen çocuklar var. Adamlar 6-7 aydır evde oturmuşlar. Tamam 2-3 ay pandemi dönemi vardı ama şu anda sahalar kapalı hocam. Evet Önal hocam bu konuda. Ya şimdi halı sahaların kapalı olması birçok insanı etkiliyor. Başta birisi sensin zaten. Yani evet. Çok uzakta aramaya gerek yok. Başta Mehmet abi. Yani halı sahaları yeni alan, kirasını ödeyen bir sürü arkadaşımız var. Yani tabii canım, sen yıllık anlaşan hocalarımız sahalar var. Yani biz halı saha sahiplerine bakacak olursak bu adamlar kirasını nasıl ödeyecek? Sen de söyledin çocuğuna spor yaptırmak isteyen veliler çocuğuna nerede spor yaptıracak? Söylüyor şimdi gittiğimizde forum, saha park hepsi açık. Sahiller tıklı. Her yer açık. Yani spor yaparken mi bir tek kapacağız bu virüsü? Yani hepimiz, benim iki tane oğlum var. Mehmet Avcan'ın oğlu var. Daha başka arkadaşlarımız çocukları. Artık bütün veliler de çocuklarının spor yapmasını istiyor bir şekilde. Ama nerede yapacaksın? Yapacak yer yok. Mecburen yaptırmıyorsun. Evet. Yani bıraktım ekmeklerini. Yani çocuklar mı spor yapmıyor? Gidip kafelerde oturuyorlar. 6-7 aylık süreçte yani bıraktım hani yetenek, beceri anlamında. Bu çocuklarımızın sağlık açısından ne hale geldiler? Bir de onları irdeleyelim. Obezite oldular hocam. Hepsi obez olacaklar böyle giderse. Çünkü ya. Ne oldu? Hep odaya kapandık. Ye iç otur, ye iç otur. Aynen. Sıfırladı. Fizik de sıfırladı. Fizik de sıfırladı. Bıraktın fizik sıfırlamayı, eksiye gittin. Yani aynen. Hazır aynen. Adamdan şimdi yağlanan, üç hareket ayı, etmeye üşenen. 3 ayı geri döneceğiz. Bir nesile döneceğiz. Aynen öyle. Ya acilen spor tesisleriyle alakalı atıyorum bir sayı mı belirtilir yani. Şu saatte 10 kişi girsin ya da ne bileyim ondan sonra yarım saat ara verilsin. 10'ar kişi gene girsin. Yani bir şekilde bir çözüm üretilmesi lazım. Bir sürü dediğin gibi hocalarımız var. Ekmek yiyecekler. Hocam, nasıl yiyecekler? Bu ekmek davası ya. Hani boşver eskiden ya. Diyelim ki senin gibi hoca arkadaşlarımız hani 5-6 bin lira maaş alsa hani kenarda birikimi olsa evet. İdare edecekler. Kaç para maaş alıyorlar ki bu insanlar? Nasıl geçinecekler? Hadi kapattınız işte halk eğitim merkezleri kapandı. Size hiç ücret verdiler mi hocam? Hayır hocam kurslar açılmıyor. Hiç soruyorlar mı bize? Tarkan hocam nasıl geçiniyorsun diye sorular yok, soruyorlar mı? Yok. Öleceğiz o zaman. Yani şunu sayın büyüklerimiz de bilsinler. İnanın ha devletimiz bizi düşünüyor. İnsanlar bizi düşünüyor. Hastalığı engelleyelim ama inanın biz sizden daha fazla düşünüyoruz çocuklarımızı. Bu anlamda. Biz gerekli mesafeler, gerekli tedbirler, her şey alınıyor. Ben şimdi antrenmanda topları sirkeli yıkamadan antrenmana başlamıyorum. Kendimce iyi geldiğini düşündüğüm bir şey. Bunu yapıyorum. Şimdi her kaleciyi 20 metre mesafede tutuyorum. Yani biz de işi en sağlam tarafına gidiyoruz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Yani halısı şimdi atletizm serbest, boks serbest, karate serbest. Boks birebir yüz yüze yapılan bir spor. Bu serbestken şimdi sahada 10 metre 20 metrede mesafede çalışan çocuklara yasak var. Ama boksta, karatede birebir nefesi yüzüne gelen insanda düğün, en fazla serbest. Kol boyu kadar uzaklıkta. Düğün kafeler. Hocam, düğünü uzak şimdi antrenmana gelmeyen çocuk ne yapıyor? Gel burada. Kafeler şimdi geçtim şuradan buraya gelirken. Ağzına kadar gencecik çocuklar dolu. Ellerinde sigaralar. Hocam açalım şeyler. Sosyal medyayı. Hepimizin arkadaşı vardı. Bakalım evet. Nerede oturuyorlar? Öyle. Hepsi kafede oturuyor. Hocam kafeyi bırak. Son zamanlarda sahilde siz görmüyorsunuz. Ben her gün koştuğum için orada... Artık bir furya başlamış. Marina'nın önünden şeye kadar sandalye patlaması olmuş. Herkes şeyde çimlere atmış kendini, tamam mı? Evet. Yani ben bazen tek başıma koşuyor muyum Önal hocam?
Kendimi deli gibi hissediyorum. Karşıdan gelen yok koşan. Tek başıma koşuyorum ben. Niye? İnsanları spordan da soğuttular. Tabii ha. Canım yani, tabii. Şimdi herkes şeye yani kapalı mekanlara, ortamlara yöneldi. Şimdi diyorum şurada hatta bir geçerken kamerayı alalım. İnanın kafeteryalar 15-16 yaşında çocuklarla dolu. Evet. Ellerinde sigaralar. Şimdi sigaraya çok büyük bir savaş var ülkemizde. Ama şu an çocuk oturuyor evde veya bir kafede elinde sigara. Şimdi gelse ikisi antrenman yapsa o antrenmanın etkisiyle sigarayı da içmeyecek. Ya gerçekten kritik bir dönem aslında bakarsan. Hocam şu mesajları da okuyak mı Önal hocam? Çok geliyor size de herkesin çok selamı var. Hasan abi, Hasan Gezer hocalarıma sevgiler, saygılar. İbrahim Ethem benim Gazi Beden'den sınıf arkadaşım. Selamlar. Bu arada sınıf arkadaşım diyorum da ben iki üniversite girişliyim ama maalesef bitiremedim. Bu aradan kendi çıkış kendimi de yolunu bulamadım. Evet, kısmet olmadı. Hatta hocam geçtiğimiz yıl AFF'a başvurdum biliyorsun. Biliyorum evet. Sana da söylemiştim. Seninle, aynen. Şansıma Mersin'de antrenörlük bölümü yokmuş hocam futbol. Evet, futbol branşı. Adana'da varmış. Yine gitmedik. Ama yine AFF çıksa yine gideceğim, başvuracağım. 45 yaşındayım. İlle okul hocam. Hocam. Başka da bir şey değil. Hakan Dumlu, yayınlar hocam. Sizi ileride Galatasaray antrenör olarak görmek isteriz. Bir Mersin olarak. Evet. Bazen mütevazı oluyoruz Önal hocam. Seninle de konuşuyoruz Mehmet abi. Ben de yaparım abi Galatasaray'da. 3 tane 4 tane akademisyen bulurum. Tamam mı? Kendimi de geliştirmişim. Belgem de var. Kariyerim de var. Hocam. Yani eskiden biz şöyle derdik. Ya ay yapabilir miyiz acaba? Abi nereden, uzaydan mı geldi bunlar yapıyorlar ya? Herkes bir yerden yok, başlıyorlar ya. Yok. Yaparım abi, en iyisini yaparım ben. Versinler bak, takım görsünler. Doğan abi, Kaptan Doğan, Hataylı Doğan, şey o diğer Doğan hocam. Ünal hocama, Talaş hocama selamlar, başarılar. Murat Gündeş hocam iyi yayınlar, selamlar. Muhsin hocam evet ve güzel olumlu görüşme oldu bugün için gittiğimizde. Dediğim gibi Mithat Başkan çalışıyor Mersin futboluna, spora kim hizmet ediyorsa aynen hocam. Doğru. Erhan hocam, Tarkan hocam, Ünal hocama İzmir'den selamlar. Ender Özünç abi selamlar. Ender abi inşallah Tarsus Mahdi Başkanlığı'na adaylığını koydu. Dediğim gibi spordan geldiği için de ben her zaman spordan gelen insanın arkasındayım. Ben ona burada da söyledim. Paranın olması hiç önemli değil. Ama sen gittiğin zaman seni kıramayıp para verecek insanlar var. Hadi. Normal bir vatandaşa vermezler ama Ender abiye verirler. Çünkü hem oradan gelmiş hem de büyük avantajı ablasıyla evli belediye başkanı. Evet. O da avantaj. Bence liyakat sahibi insanlara verilirse olmadı, başkanlık olmadı. Ender abinin Tarsuma camiası içerisinde her zaman olmasından yanayım. Şahsi fikrim bu. Zaten beraber çalıştınız değil mi? Çalıştık, kaptan. Evet. Siz onunla da. Özgür Kaptan, Özgür Göktürk'ün hocam selamlar. Ömür Bora, selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Önal hocama selamlar. Özgür Göktürk'üne iyi yayınlar. Özgür Göktürk'üne tek tek yazıyorsun Özgür hocam. Okuyamıyorum, birden yaz. Evet, buradan tüm hocalarımıza selamlar. Ben şunu öğrenmek istiyorum Mehmet hocam. Sana şans verilse ya da bir kariyer anlamında iyi bir yere geldiğini düşünsen neler değiştirmek istersin? Mersin antrenörlüğü anlamda. Hani geriye geldiğimiz zaman biz geçtiğimiz hafta Levent Hoca'yı da konuştuk. Aslında bu hafta da onu da çıkartacaktık. Amasya'da orada inşallah Amasya Spor'la alakalı tasarrufları var. Şampiyonluğu da buradan hayırlı olsun Levent hocamıza. Selam olsun. O da bizim üstadımız. Buradan ellerinden öpüyoruz hocamızın. İnşallah ileriki yayınlarda yayına da alacağız. Biliyor musun hocam, o da yıllar sonra bir öz eleştiri yaptı yani. Hoca götürme, götürmeme, evet. Götürdüğü zaman yaşadığı sıkıntılar, neden götürmedi? Bunu açık dille gelip anlatacağım dedi bize. Çünkü hepimizin en büyük şikayeti bu değil mi abi? Bundan aynen önceki hocalarımızın gidip de hiçbir hocayı götürmemesi gibi. Aynen. Bu sıkıntıları yaşadık. Peki Mehmet Talas, Önal Arıca geldiği zaman o hataya düşecek miyiz hocam? Ya da bir planlama anlamı yaptığınız zaman bugün Önal Hoca'ya diyelim Karabük Spor'u verdiler. Önal Hoca'nın B planı var mı? Tarkan, Hasan, Hüseyin hadi gidiyoruz gibisinden. Böyle bir planlamanız var mı hocam? Mehmet abi senden alayım öncelikle bu sorunun cevabını. Önce bir İçel Koleji adına ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene benim anam oradan gelip bizde çalışan çocuğumuz Osman Ege vardı. 2005 doğumlu. Bize inanılmaz yardımcı oldular. Hem fiyat konusunda hem yeme içme hem yatma kalkma anlamında bize çok çok faydası oldu. İçel Koleji'ne çok teşekkür ediyorum ben de. Başkanımız da güzel bir şey yapmış. İçel Koleji ile böyle bir anlaşmaya varmış. Şimdi benim kafamda spor anlamında bir kere şu hayalim ve inşallah yer arıyorum. Bulursam da bunu yapacağım. Güzel bir tesis. Yenecek, içilecek,
fitness'ı, her şeyi komple bir tesis. Kafamda ilk önce bu var. Bununla alakalı, bunun devamında şimdi bana birçok talep geliyor. Futbolcu, hocam işte bizde benim işim kaleci. Kaleciden anlarım, kaleciyle çalışırım. Yani öyle bir projemin içerisinde bunu daha büyütüp, futbolu da içine alıp, mesela şu, ben Bursa'da bunun örneği var. Forvet grubu. Tarkan hocam. Evet hocam. Gel hocam. Harika. Bu grup senin. Sadece forvet yetiştir. Forvetle çalış. Zamanını orta sahaya, defansa, kaleciye ayırma. Evet. Duyguyu, hissiyatı, şekli, şemali, her şeyi öğret. Önel hocam. Gel hocam. Orta saha. Sadece orta sahayla çalış, orta saha yetiştir. Defans, Kadir Kuriş. Gel hocam. Bunu yetiştir. Şimdi Kadir abi özledik ya. Kadir abi nerede ya? Kadir Koca, şu memleket, şu Mersin, şu Kadir Kuriş'in kıymetini Kadir bilemedi. Kadir abi candır ya. Kadir çekti, abi İstanbul gitti. Başakşehir'de o da arkadaşımdı. Orada tesisleri kullanıp o zamanlar şey gibiydi hocam. Gelirdi şey o İstanbul Büyükşehir'in şeyi mutfağı açık herkese. Her gün etler geliyor o zaman hocam. Orası öyle biliyorsun. Evet. İmkanları çok iyi. Kadir abinin açlığı da çok iyidir ona göre. Mersin için çok büyük bir kayıp. Kadir hocamız buradan Giresun'a gitti. İyi yaptı, boş ver. Yapacak. Yani sebepleri de vardı, haklı sebepleri de vardı. Allah işini gücünü rast getirsin. Şimdi herkes bildiği işi yaparsa, anladığı işi yaparsa, şimdi Tarkan hocam, sen forvetle çalışırsan, sen de daha verimli olursun, oyuncu da daha verimli olur. Şimdi biz de biliyorsun, forvet, adam eksik, geç sağ beke. Adam haftalarca, günlerce antrenman içerisinde sağ bek olarak oynuyor. Kendi özelliğini kaybediyor. Benim yani özellikle Mersin sporu anlamında böyle bir düşüncem var. Bu da işte yarın sana gelirim, hocama gelirim. Mevki anlamında inanın göreceksiniz çok çok daha güzel şeyler çıkacak. Olması gereken. Az önce sen bir şey söyledin Liverpool'da. Taç hocası var. Evet. Sen mevkinde oynayan oyuncunun hocası yok ki. Veya Mersin'de bir tane kaleci antrenörü yok kulüplerde. Düşün adam artık Liverpool böyle olunuyor. Taç hocası var. Taç hocası var. Mesela hocam dün isim vermek istemiyorum. Bir kardeşimizin kardeşi Sivasspor'da oynuyor. Biz kaleciyle ise dün maça gittik. Çocuk 2006 doğumlu kaptan. Muhteşem bir fiziği var çocuğun. Çocuk Sivasspor'da oynuyor. Sağ açık oynuyor abi. Yani çocuk gidiyor tamam mı? Devamlı kafa yerde. Kimi orta yaptığı belli değil. Yapıyor. Yahu kardeşim oraya kadar gitmek önemli değil. Bir kere gidersin iyi bir orta yaparsın. Şimdi Sivas'a gitmiş bu çocuk doğru mu? Evet. Hani biraz önce diyoruz ya hoca ne katmış buna? Ya kardeşim birazcık bu çocuklara katabilirsin. 20 evet. Yaşındaki adama kafa yukarıda kafanı kaldır diyemem ki adam çünkü oradan şeye gelmiş artık. Evet. Yani görmemiş. Aynen. Ama bu çocuğa katabilirsin. Ya çocuğu hani çağırayım diyorum bir şey anlatayım diyorum. Hani acaba yanlış anlar mı? Hani gelmiş o da. Bir hatta abisi de futbolcu. Sonra söylerim. Önemli değil. İfşa etmek istemiyorum çocuğu. Çocuk yetenekli belli ama hocam 50 kere gidiyor. Hep kafa yukarıda. Ne bileyim yani hep aynı tek düz hareket. Ya ne bileyim artık insanlar içeri dripling yapıyor. Geliyor sol ayağıyla vuruyor mesela. Devamlı aynı. Bu çocuk yarın bir gün 14-18'de de aynısını yapacak. 22'de ilerleyemeyecek. Gördüğü gibi gidecek. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ya Mehmet abi yani millet Önal Kaptan da biliyor. Buradan altyapı kulüplerine, gittiği altyapı kulüplerine sanki Real Madrid'e gidiyor. Oradaki hocalar Mourinho sanki altyapı hocaları. Evet. Buradan gitti, Tarkan'dan gitti, Sivas'a gitti ya mesela. Sivas'ın altyapısı hocası Mourinho. Onlar X'e basacak, bu çocuk havada rovaşata yapacak zannediyor. Ya öyle bir şey yok arkadaşım. Ya oradan da sana akıl vermeye çalışıyor. Sonuçta o Sivasspor. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Kaptanla biz, sen yoktun abi, seçme yaptık. Hatırlıyor musun Mersin'de? Tabii, Kahraman Hoca'nın tabii. Altyapı sorumlusu olduğu zaman. Muhteşem futbolcular geldi hocam. Adamlar Mersin'e geliyorlar. Adam Mersin onlar için ne biliyor musun? Real Madrid gibi gözüküyor. Urfa'dan gelmiş, Şırnak'tan gelmiş. Evet. Diyarbakır'dan. Biz çocukları beğendik. Tesis yok hocam. Kalacak yer olmadığından hepsini gönderdik biz. Işte, kalacak yer yok. Yani. Kayıp. Yani millet dışarıya gittiği zaman. O zaman Süper Lig'deydik biz hocam. Rıza Çalınbay zamanı. Evet. En iyi dönemimiz. 6. 7. Yani bizi şey görüyorlar. Büyük görüyorlar. Evet, halbuki rezalet bir şeyimiz var. Tesis yok, saha yok, imkan yok. Hocam ama sen hocalarını yatıramıyorsun. Şimdi hocalarını... Şuradan gireceğim Mehmet hocam. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman o dönem için söylüyorum. Mersin Manor'da çok büyük bir camia. Halen bizim için de çok büyük camiaydı.
Ama Mersin'deki yerel topçular için ve yerel hocalar için söyleyeceğim. Kimi üstüne alınırsa alınsın. Ya Mersin İdmanı'na vereceğime giderim. Aynen. Yani X bir takıma veririm dışarıda. İsim kullanmayalım. Yani niye Mersin Manyo değil? Yani buradaki hocalar Mersin Manyo takımı göndereceğiniz takımlardan daha mı alt seviyede? Hocalar daha mı kötü? Yani buradan işte hep söylüyoruz. İşte Sivas'a gidiyor, Konya'ya gidiyor. Oradaki hocaların benden, Tarkan hocam senden, Mehmet hocam senden farkı ne? İnanın biz daha donanımlıyız ya. Bak buna inanın. Öyle öyle. Yani dışarı giden hocalarımız, çocuklar, hocam valla biz sizle sizinle yaptığımız antrenmanları oralarda yapamıyoruz. Bize bu kadar anlatmıyorlar. Hocam Başakşehir'in şu anda altyapı tesisi yok biliyor musun? Buyur. Kalacak yer yok. Alanya Spor. Öğretmen evinde tutturuyorlarmış ya da öyle bir yerde. Bunlar 5. 6. sırada doğru, şu anda. Doğru, doğru, Beşiktaş. Doğru. Ozan Köprülü 19 şey değil miydi? Kalacak tesis. Ya. Tesis yok. Yani ya neyin mücadelesini yapıyorsun? İstanbul'a ne yatacak yer ne yemek. Dün şeyle tanıştım. O spor lisesinin sınavları vardı. Evet. Orman Spor'da yetenekli bir çocuk var. Yok bir oyuncu var. Genç. Evet var ne çocuğun ismi de. Önemlidir hocam. Önemlidir. Babasıyla tanıştım. Hocam dedi işte şu istiyor, bu istiyor falan. Dedim ki bak. Doğru yer, doğru hocayı bul. İsme bakma. Doğru zamanda doğru hocayla bir yer buluşmak çok önemli aynen. Hocam. Aynen. Şimdi ben gittim gözlerimi Konya Spor'un tesislerini gördüm. Şimdi yeni bir tesis yapıyorlar. Müthiş. 5-6 tane çim saha, halı Konya gibi. Öyle. Yatacak yer 10 numara, her şey yemekler, her grubun antrenörü, kaleci antrenörü, fizyoterapisti, her şey 10 numara. Konya'yı tercih et. Galatasaray etme veya Beşiktaş'ta her neyse. İsme aldanma. Ben şuna bakarım. Benim çocuğuma en faydalı yer neresi olur? Dedim hocam, bunları takip et. Bunları öğren. Şunları da konuşmalıyız. Yani bir çocuk dışarı çıkacağı zaman kaç yaşında çıkmalı? Nasıl çıkmalı? Kiminle çıkmalı? Nereye çıkmalı? Aynen. Kesin senin söylediğin gibi. Yani biz burada da 10-11 yaşına gelmiş işte ben çocuğumu Sivas'a göndereceğim. Yani niye göndereceksin? Ailesinden bu yaşta bu çocuğu koparmak çok mu doğru bir hareket? Sanki profesyonelip para yani alacak evet, mı izah ediyorum. O çocuk orada yaşayabilecek mi? Psikolojisi bozulduğu zaman, oynamadığı zaman ne olacak? Yıkıma uğrayacak mı? Geri döndüğünde ne olacak? Yani hepimizin sporcular var. Gidiyor geri geliyor. Onu toparlamak ne kadar süremizi alıyor? Alıyor değil mi Tarkan hocam? Evet, sen tabii, çok yaşadın. Tabii, tabii, ben tabii. De yaşadım. Orada şu da yani var. Yani bizim, pardon hocam, bir iki kelime daha söyleyeceğim. Dışarı göndermek hemen marifetmiş gibi algılanıyor. Evet. Değil ya buradaki hocalara, buradaki takımlara gönderin. Şimdi ne diyoruz? İçelik Manyur'da çıktı. Hayırlı uğurlu olsun buradan da tekrar söyleyelim. Yani niye İçelik Manyur'dan göndermeyeceğim de atıyorum. Ya işte Antep'te bir takıma göndereceğim atıyorum. Ya da Ankara'da, Aksaray'a, Konya'ya niye göndereyim ben? İçelik Manyur'da var burada. Ama girsinler gelişimdekine aynı ligde oynayacaklar. Ama iyi hocalarla hocam. Aradaki farkı unutmamak lazım. Başkanlar, yönetim belirleyecek. Biz, alta iyi hoca kuracaksın hocam. Ekibini iyi kuracaksın. Ya hocam bak sıkıntı şu. Sen Tarkan, Önal, Mehmet. Şimdi biz Türkiye'de hangi kulübü arasak? Ya bende böyle bir oyuncu evet, var. Bitti. Hangisi bize yok der? Hiçbiri. İşte bunu ben ailelere açıyorum. Şimdi şu da var hocam. Aileler de bir an önce istiyor ki çocuğum kazansın, bir şey olsun. Kurtuluşunu çocuğunda görüyor. Şimdi ya geliyor bana 10 yaşında, 11 yaşında. Şimdi benim bir çalışma programım var. Aman hocam pas mas bırak benimki diyor en uzağa vurmayı öğret. Saygı duyarım onun görüşü. Kardeşim ben öyle çalışmıyorum. Aile istiyor ki bir an önce çocuk gitsin. Levulatlasın. Beni kurtarsın. Ya arkadaş bu çocuk daha yarışçı değil. Bu çocuk şu an yetişme tabii pozisyonunda. Ya. Ya bırakın acele etmeyin. Ya biz keyif alma şeyini unuttuk futboldan. Eğlenmeyi unuttuk futbolda. Hemen yarışmacı. Yarışsın bir yerlere gelsin beni kurtarsın. Öyle. Ya önce bir keyif almayı öğretelim. Az önce sana anlattım. 2007'li çocuğa sen neden 90 metre out atamıyorsun? Hocan seni çalıştırmıyor deyip çocuğu sorgulayan hocamız var burada. 90 metre. Hocam, 90 metre demek kaleden kaleye şut atmak. Hocalarda da çok yani Allah ya. Affetsin var ya hocalarda var ya futbolcunun hayatını bitirir. Öyle aynen. De hocalarda var yani. Hocam, ha, onu da söyleyeyim. Şimdi onların çünkü derdi. Çünkü bana pazarcıya verirsen UEFA CHB nerede ama her programda söylüyor. Pazarcıya CHB vermişler hocam. Adam pazarda elmas atıyor. Tarkan Özülmaz 20 yıl top oynamış. Mehmet Talas Önal Arıca milli olmuş. Birinci lig oynamış. Pazarcı gelecek takım çalışacak. Tarkan Hoca'ya takım vermeyecekler. Ya böyle bir şey var mı ya? İşte hocalar. Liyakat sahibine ver ya. Puan derdinde, yarışma derdinde olduğu için şimdi ben en son artık burama geldim. Grubu yakaladım bile hoca. Dedim kardeşim bakın benim puan derdim yok. Yarışma derdim yok. Maç derdim yok. Çocuğum benimle çalışır. Benim inandığım ne? El blokajı. 6 ay sürecekse ben 6 ay el blokajı çalışırım. Bitti. Eksiği oysa onu çalışan Mehmet hocam.
Hocam yan top açık, hocam degajı kısa. Arkadaş ya bir dur, bir tutmayı. Sıra sırasıyla her şey. Bir tutmayı öğrensin çocuk. 50 metre degaj atıyor, 60 metre şut atıyorlar, tutamıyor. Tamam, 50 metre degaj attı mı hocam? Yana başlamayı bilmiyor boş adamlar. Tamam işte, diyor ki şimdi... hocam en uzağa vurmayı öğret diyor. Anladın mı hocam? Kaptan da çalıştı. Mehmet abi sen de bilirsin Tarık abi. Karabük Spor'da. Tabii iyi bilirim. Sedat abi bilirsin. Tabii tabii. Hayatta top kaybetmez hocam bunlar. Karabük Spor'a gittim. O zaman Hasan Vezir ile çift santrafor oynuyorum. Hani gol kral oldum o zaman. Abiye de Erzurum'da gol atmıştım. Evet. Bu arada Mehmet abiye. Buzlu bir sahada. Beni yakalasalar uçuracaklar. İddiamız yok. 3-1 mi ne yenmiştik abi? Alaaddin abiden kulakları çınlasın. Beni yakalayacaktı. Buzlu bir sahada. Neyse abi. Orhan Yüce vardı o zaman. Atıyorlar atıyorlar ama bizim yani ya, futbol şeyimiz öyle, sistemimiz evet. Öyle. Bana dedi ki ya kardeşim bir günde gitme dedi, bir topu sakla. Dedim ki topu saklamasını biliyor muyum dedim hocam bana. Tarık abi dedim ki abi bana top saklamayı öğretin evet. Dedim abi ya. Sedat abiye kaybetmeyeyim şu topu dedim ya. Ben de çünkü rahatsız oluyorum. Topun üzerinden atlıyorum. Aldım zaten aldım gidiyorum ama alamazsan ne oldu? Kaptırıyorsun, kontrol takıyorsun. Şu da var. İşte mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Moşe gibi bir, Kuşe gibi bir tabii oyuncu vardı ya. Şeyde. Evet. Mesela Tarkan, o zaman gençti bizden. İnan bana her gün saatlerce idmanda sonra Moşe'nin, Kuşe'nin hareketlerini çalışırdı. Bu istek de önemli. Ya. Şimdi zorla Tarkan'ı çalışırsan orada tutamazsın. Ama Tarkan, ki Tarkan'ın şu ayak bilekleri falan evet. Kuşe'den Moşe'den kalmadır. Ve abi İlhan Cavcav tarihinde ilk defa benim için her zaman söylüyorum sarkaç topu yaptırdı, hatırlıyor musun abi? Evet, evet. Rahmetli babam gelmişti, dedi ki bunun dedi sol ayak dedi balta dedi, kafa topu yok dedi. Hatta dedi ki bu ne biçim santrafor kardeşim, sol ayak yok, kafa topu yok. Meğer göz atıyormuş, ben de küçüğüm ya, ulan dedim bu adam bizi herhalde gönderecek, tamam mı? Sağ olsun yemin ediyorum onu yaptı ve dediğim gibi Moşe gibi bir takımla, bir kardeşimiz Allah rahmet eylesin, o da vefat etti ama onun gibi insanlarla çalıştık. Yani dediğim gibi işi ehliyle çalışırsan evet. Öğrenirsin ama bakmakla olmuyor Mehmet abi. Şimdi ben gol vuruşu yapacağım, gol kaçıracağım. Siz de biliyorsunuz. Kaptan da biliyor. Kaptan yıllarca kanat oynadı. Orta yapacak. Ya şimdi tamam da bunu Kuvayi Milliye'den almadıysa, başka bir yerden almadıysa yapıyor orta, yapıyor orta dışarı. Ama bu çalışılarak yapılacak bir şey. Tabii üç kere ortayla iyi orta bulamak ya da kaleciyle karşı aynen, karşıya. Aynen. Ne kadar çok tekrar o kadar iyi. Ya bazen eleştiri yapmak lazım. Sen demin az önce bir genç kardeşimizden örnek verdin. Ezel attığın videolar var mıydı? Mehmet abinin çalıştırdığı kaleci alakalı, o da arada bir döndürelim kardeşim. Sen Karacelas'ta gördüğün çoktan, yani isim vermeyeyim rencide olmasın diye söylüyorum. Evet. Ben kendime örnek veririm. Ben yıllarca Mersin'in eski sahasında Tevfik Sırıgür'de oynarken kötü ortalar çok yaptım yani Sabek oynarken. Yani dağ taşa, sağda kötüydü hocam. Kavalımızla dizimizle orta yaptık. Sağda bunu kötüydü. Bunu seyirciye anlatamazsın. Tabii ki canım. Yani ondan sonra ne yaptık? Orta yapmaya korkar olduk. Niye? Kötü orta yapıyorsun. Adam gol pozisyonu. Sorumluluk alamadın. Heh. Ondan sonra ne oldu? Lige çıktı. Nurullah Hoca geldi. Allah ondan razı olsun. Tevfik Sırıgür'ün zeminini zemin yaptı adam. Ne dedi? Burada topçum pas atamıyor, orta yapamıyor dedi. Doğru. Biz yıllarca bunu anlatırken yani git sen orta yapamıyorsun dediler. Tam orta yapacaksın. Kavalınla orta yapıyorsun. Bunu kimseye anlatamıyorsun ki. Ondan sonra kendine güvenin kayboluyor. Hocam sol ayağımızı geliştirene kadar 3 yıl geçti, 5 yıl geçti ha. Duvara vura vura vura. Karabük'te gol kral olduğumuz yıldan her zaman aynı şeyleri bahsediyorum. Ahmet Ayaz sahası o zaman vardı. Giderdik hocam güneşin ortasında devamlı vurduk, millet bize deli mi derdi. Yani anlatmak istediğim şu, kolay bir Tarkan olunmuyor. Mehmet Talas olunmuyor. Önal Arıcı olunmuyor kardeşim. Emeksiz başarı olmaz Tarkan hocam. Evet. Yani, bugün Cristiano Ronaldo diyoruz. Yani onun kadar çalışan var mı? Günde 3.000 4.000 tane mekik çekiyormuş. Pandemide. İhtiyacı mı var? İhtiyacı mı var? Şu an geçen gün maça bakıyorsun. Halen en fiti, en dinamik, en böyle candan oynayan gene Ronaldo. İşini seviyor hocam. İşini seviyor çünkü. Ronaldo olmak kolay değil işte. Yani bizde olsa Türkiye'de olsa Ronaldo. Parayla işi yok. İşini seviyor. Türkiye'de tatile gitmiyor. Kondisyoneriyle gidiyor. Valla dediğim gibi çalışmak önemli ama Mehmet abiyi takdir ediyorum. Çünkü Mehmet abinin, ben her zaman Mehmet abi sen programı her zaman takip edenlerdensin biliyorsun. Her takıma kaleci antrenöründen yanayım. Bugün sadece bir şey oluyor. Mehmet Talas var. Mehmet Talas'ı ölüyorum. Ya Mehmet Talas hepsine nerede yetecek? 50 tane kaleciyle mi çalışacak bu adam? Allah daha çok versin. Ama Mehmet Talas'ın bile kaleci yetiştirmesi lazım. Hani var ya yardımcı hoca gibi. Yani o da lazım şimdi. Ya şimdi bu adam 50 yaşında. Fizik anlamında ben diyorum yani. Şimdi maşallah Önal Hoca fit, doğru mu? Biz künefe yiyoruz, o yemiyor mesela. Ama Önal Hoca kendini yani onu artık bir hayat felsefesi haline getirmiş. Şimdi Mehmet Talas
Güçlü olacak ki abi üst adele vuruyorsun, ayak üstü vuruyorsun, ayak içi vuruyorsun. Patlattık abi, belli yerde patladın, ne olacak? Şimdi kaç üst tane hocam, topa işte bak, vuruyorsun? Şu şimdi ben birçok hocam. Fazla kaleci hocası olsun hocam. Şimdi bir Murat kardeşimiz var. Murat var, bildiğim Eyüp kadar. Var. Eyüp var yani bu kardeşlerimize de selam olsun. Murat da çok emek veriyor mesela Allah için. Murat'ın ne yetiştirdiği var. Eyüp var. Kaleci antrenmanını her türlü en iyi anlamda çalışıyoruz. Ama şimdi az önce hocamla da konuştuk. Dedim ki birçok kulübe, ya arkadaş bak her yaş grubundan 3'er 5'er tane böyle inandığınız, güvendiğiniz, yetenekli çocuklar varsa gelsinler benim idmanıma. Kendi yaş gruplarıyla birebir, şut, yan top, karşı karşıya çalışsınlar. Hatta dedim hocam varsa öyle bir grubun getir. Şimdi bizim Kadir Hoca var benim, Mercanlar kız takımının hocası. Kimse gelmiyor abi, kızlar şut atıyor. İnan bana kızların birçoğunun şutu ortası gelişti. Birçok çocuğumuzdan iyi yapıyorlar. Tabii, niye? Sürekli çalış. Şimdi benim o gücüm yok. Sürekli şut atayım, birebir yapayım. Bir tane yaparım, iki tane yaparım. Şimdi Önal Hocam o grubunu alıp gelse, 5 kişi, 6 kişi çocuklarla maç şartlarında çalışsalar, şimdi biz bu kadar antrenmanı niye yapıyoruz? Maça hazırlık. Maç yok. Mecburen maç ortamında çalıştırmamız lazım. Hocam görüntüdeki Mete değil mi? Sarı. Mete. Ey maşallah kardeşime. Mete beni Tarsus İdmariz ile oynuyoruz hocam. Daha bu küçük, bu kadar boyu var. İlk maçım Akademi Ligi'nde. Hatırlıyor musun hocam sen? Var mıydın o zaman? Vardı. Mete'yle vardım tabii. Üst karakta mıydın? Aşağıdan bilmiyorum. Ya muhteşem bir. Kalecim de hiç yok hocam. Yedek kalecim yok. O zaman sonra Vedat geldi hatırlarsan bize. Evet. Muhteşem Vedat. Ya Mete ayakları iyi. Ondan sonra eli abi üstüne her gelen gol oluyor. Ya dedim ki lan nasıl olacak? 3-1 öndeyiz. Tarsus İdmariz ile oynuyoruz. 3-3 bitti. Sonra Mete bir boy attı abi. Yemin ediyorum şu anda üstüne kaleci tanımıyorum. Hocam şu ama an... dediğim gibi bir Sivas macerasından sonra dedim oğlum bak önce okuyacaksın. Zaten Mehmet abi senin her zaman muhteşem bir ailesi var. Çok terbiyeli, çok çalışkan. Çok. Yani diğer arkadaşları tanımadığım için hocam Mete benim öğrencim olduğu için söylüyorum. Geçen sene Sivas'tan döndüğünde 1925'in ihtiyacı verdi. Mete'yi verdik. Çok Mete oradan faydalanamadı. Orası da Mete'den faydalanamadı. Şu an Mete bir 10 santim ki şimdi biz çalışırken şöyle mesela yetenekli gruba DNA testini yaptırıyorum. Endokulinle çalışıyoruz. Endokulinle gönderiyoruz. Mesela Mete ile alakalı iğne ilaç araştırdık. Şu an Mete için onlar mümkün değil. Mete bir 10 santim boy atsın Süper Lig kalecisi. Tartışmasız her şeyle. Ama atamıyor değil mi Mehmet abi? Abi atmıyor. Şimdi genetik, şimdi zamanında aslında doğru beslenmemiş. Aslında babası da çok uzun Samet abi ya. İşte zamanında bu beslenmeyle de alakalı. Şimdi biz sürekli bu işin içine girdik. Mesela dediğim gibi 2007'li Ege müthiş bir yetenek. Lider. Allah her şeyi vermiş. Çok da seviyor. Şuna baksana hocam çabukluğuna bak. Hem. Uzak. Ben hocam bak ben Süper Lig'de dair sen. Böyle bir çabukluk görmedim. Adam kendinden çabuk. Anladın mı? Her türlü özelliği var. Bir boy takıntısı var. Ya bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Boy da olsa dediğim gibi hocam bir yerde başlangıç yapacaklar. Bir de şanslar olacak. Şans tutacak ama her zaman diyorum önce okul. Doğru mu Önal hocam? Tabii canım. Önce okuyacaklar. Futbol belli bir yerden sonra bitiyor. Önce okuyacak. O da inşallah ona dedim ne olursa olsun bu yıl okulu kazan. Gittiğin yerde de evet, Mehmet hocam onu biz oluruz. Elinden geldiğince bir şeyler yaparız. Buradan Özmen Önal hocama selamlar. İnan hocam selamlar. Durmuş Akçakuş biz geliriz hocam diyor. Senin için hani şey anlamında bizim Zeki'nin kardeşi. O Ümür Bora sizleri çok daha yerlerde görmek isteriz. Eyvallah. Özgür Göktürk'ün hocalarıma selamlar. Teşekkür ediyoruz buradan. Evet hocam yani dediğim gibi çalışmak çok önemli. Ama işte Mehmet Talas'la çalışmak çok önemli hocam. Çalışmak önemli ama şimdi ben şunu söylüyorum. Buradan gelsinler ben yalanlasınlar. Geçtiğimiz yıl Celal Tatar hocama dedim ki hocam bak dedim hem idman yaparım beni çağır forvetlerini çalıştırayım. Akdeniz Belediyespor'da Orhan hocaya dedim. Beni çağır forvetlerle çalıştırayım. Bunu genel kavrama söyleyeceğim. Celal'le Orhan hocayla alakalı düşünmüyorum ama genel anlamda bu maalesef üstüne alınan ansın. Hocam kibirli hoca da çok. Hocam, yani Tarkan'la çalıştığı zaman sanki benle çalıştığı zaman Celal için demiyorum. Celal benim kardeşim. O zaten çağırıyor beni her zaman da. Başka bir X bir hoca için hocam, söylüyorum. Ben tek olayım. Ya kardeşim yani biraz önce sen muhteşem bir şey söyledin. Santraforla çalışıyor. Ya bırak abi o çocuk iyi olduğu zaman senin kulübüne katkı olacak. Bana katkısı olmayacak ki. Ben ekstradan
kilo vereceğim orada. Farklı bir şey yapmayacağım. Ya Tarkan Hocam, şimdi Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü hangisi? Altınordu gözüküyor. Altınordu gözüküyor değil mi? Altınordu'da bile her bir bölgenin özel antrenörü var ya. Yani hocam öyle olmalı. Öyle olmalı yani. Köksal abiye selam olsun buradan. Aleyküm Köksal selam. Abi İletirim. Orada biliyorsun bizim takımı. Yani biz de şu an onun okulunu işletiyoruz. Ya neden forvetler Tarkan Hoca'da çalışma yapmasın da işte sağ bek stoper oynamış Ünal Hoca'da çalışsın. Ben Tarkan'dan daha mı çok biliyorum nereye koşacağımı, nereye vuracağımı ya da karşı karşıya kaldığımda hangi fake atacağımı. Tarkan Hoca'dan daha mı çok biliyorum? İşte ya da Tarkan Hoca benden bekin özelliklerini, bekin nereye gideceğini ya da stoper oynadığı zaman ne zaman timing yapacağını, ne zaman baskı yapacağını, ne zaman alacağını, ne zaman oyalayacağını bir stoperden, bir sağ bekten daha mı bileceksin? Ya bunların hep konuşulması, tartışılması, uygulanması lazım. İşte hocam bunun için de imkan şart lazım. Allah'ın izniyle ben şu kafamdaki projeyi oturtursam göreceksiniz Mersin çok çok daha iyi yerlerde olacak. Ben şimdi diyorum niye İçel idman yurdunda, bak ben bir İçel sporluyum. Evet. Allah rahmet eylesin Seyfi abi, yani İçel sporun en büyük sefaletini çekenlerden birisiyiz. Ki bir ara bu İçel idman yurduyla bir tepki oluştu, bizim eski abilerimiz işte gidelim bir tepki koyalım. Biz neyciyiz burada falan. Ya dedim abi bırakın. Bak adam bir ben başkanın adını bile bilmem. Başkanı tanımam. Metin Saltık. Bir futbolcu kardeşimiz varmış ona yardımcı olan. Vedat. Yolda görsem tanımam. Ama ya arkadaş adam almış. Ne güzel bir şey yapmış. Cebinden para harcıyor hocam. Getirmiş. En önemlisi o. Anladın mı? Şimdi Seyfi abi olsa. Ben şimdi Seyfi abi çok önerim. Çıldırır şey yapar ama der ki helal olsun. Bak kulübümü nereye getirdiler. Ya ne güzel adam almış getirmiş bir yere. Yani İçespor, biz bir ara aramızda para topladık. Eski İçespor olarak kulübü biz alacaktık. Olmadı, bu adam aldı. Ya bırakın destek olun hocam, abi. Hocam bundan önce de İçespor bitmişti ya. Abi bitti. Hangi ligde oynadığı belli ya. Değil. O 20-0 bitiyordu altyapı maçı. Bizim oturduğumuz Çay Hoca yani. Şu an o zaman yani İçespor'un derneği gibi, kulüp yeri gibi bir yeri. Küçücük bir Çay Hoca. E bak adam aldı şimdi çıktı yani. Evet. Çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Abi. İçespor'u nasıl yürütürüm? Galatasaray, Fenerbahçe buraya nasıl gene gelir? Abi şu an merkezin tek takımı, düşünün. Mersin'in tek takımı. Hepimiz onu elbette bakmamız lazım. İnan ya. Tanımam bak. Yanım şuraya otursa vallahi tanımam, billahi tanımam. Gör, başarılı ama, hocam, başarılı. Abi, buraya biz konuk da ettik. Abi, İnan buna adam şimdi cebinden para harcıyor. İçeride başarılıya destek ol, destek olma. Adamın yani, önündeki engelleri kaldır. Yani hizmet ediyorlar hocam. Yani adamın kendi cebinden para harcayıp bu kadar para dökmesi. Yani şu anda başarılılar hocam. Mesela İbrahim Hoca başarılı. Bir şey diyemiyoruz. Saygı duyuyoruz. Yani ama şu da var hocam, Metin Başkan çok büyük paralar döktü. Yani şu andaki büyük bir olay değil İçel İdmardun şampiyonumuz kaptan. Takımı çok kaliteli. Çok iyi futbolcular var. Tabii ki de hocanın büyük katkısı var. Emeğine sağlık, başkanın emeğine, Vedat kardeşimin emeğine sağlık. Sonuçta bir ekip bunlar. Ama dediğim gibi sadece sıkıntı bizim gönlümüzde hep Mersin vardı var ya abi. Ya ben ya de geçtiğimiz hafta böyle duygusal bir konuşma yaptım aslında. Slow bir müzik olsaydı ağlayacaktım neredeyse de. Yani bitti bizim Mersin Mahdi değil artık. O Mersin Mahdi gitti değil, kapandı değil. Artık onu unutun. Önünüzdeki maçlara bakın kardeşim. Aynen öyle. Şu anda Mersin Mahdi ismi bile alınamıyor biliyorsun değil mi Mehmet abi? Aynen. Hacizli, ismi Hacizli şu anda. Haciz olduğu sürece hani şimdi çıktık ya ama Mersin Mahdi koyak onu da koyamıyorsun artık. Allah. Bir, tabii bir haciz var. İcra var. Şu anda kulübün isminde, Mersman isminde, bu kulübün ismi de Hamit İzol Başkan'a ait şu anda. Yani benim bildiğim kadarıyla. Ve bu kulübü icrada, Adana'dan icra koymuşlar bu kulübün ismine. Şu anda İçer İdmanlı Süper Lig'e de çıksa Mersman'da olamaz. Hani Mersman'da 1925 yaparız diyoruz ya, öyle bir şey yok. Bitti. O icra kalkmadığı sürece kaptan İçer İdman Yurdu'yla devam edeceksin. Olduğu zaman da yine İçer Spor kendi ismini devam ettirebilir, ya. Şey yapabilir ama biz amacımız Mersin Mahdi'ni yaşatabilmek. O yüzden Mersin Mahdi'ni şu anda köstek olma zamanı değil. Bakın bir tane takımımız, biz bugün baktık, Mithat Başkan'la da konuştuk. Şu anda büyük bir avantajı var çıkma konusunda. Çünkü profesyonel il anlamında kaptan, Türkiye'de şu anda 4. sıradayız. Yani hani il kulübü, profesyonel kulübü olmayan iller bazında 4. sıradayız. Yani hemen çıkabiliriz. Ha. Artı şu anda lider durumdayız. Oradan da çıkıyoruz. Hani 2. sırada olsaydık muallakta olurduk. Lan alacaklar mı almayacaklar mı? Evet. Gönlümüz ferah o yüzden. Evet. Yani İçer İdman Yurdu'muz bundan sonra profesyonel ligde. Ya sıkıntı ne? Taraftar. Ya kardeşim bundan sonra bizim Mersin İdman Yurdu'muz değil. Ya senin Mersin İdman Yurdu'nun tabii ki de değil. Benim de Mersin İdman Yurdu'm değil. Ama bir oluşum olacak. Bu da oluşumun başka yok şu anda.
Var mı abi oluşacak? Nereden yok, bulacağız şu anda takım? Işte, bir özür dilerim. Tarkan hocam şimdi Kuvayi'ye çıksa yine Kuvayi'ye destekleyeceğiz. Başkan Can Spor çıksa Can Spor ama başkan tek mi kalacak? Değil. Mülki amirler gelecek, canım, belediye gelecek, mahalle gelecek. Metin Saltağ'a gelecekler diyecekler. He ama adam çıkarmış. Yarın bu başarıda bu adamın büyük payı var. Çünkü biliyorsun atmaca çoktur. Evet. Çıktığı zaman profesyonele hoppa baba atlıyorlar oraya. He bizim de katkımız var. Biz yok bir dakika. Metin Saltık'ın, İbrahim Hoca'nın, futbolcu evet. kardeşlerimizin emeği burada asla unutulmaz. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Tabii ama canım. Hizmet anlamında da Mersinli hocalar bu takımın içerisinde olmak zorunda. Ya bunun lamicimi yok. Başka. Yardımcı alırsın, alta büyük bir ekip kurarsın. Mersin olmadığı sürece iki, şeytanlarsız zaten içeri idmarda olamaz. Onu zaten söyledik. Hani küsmüşler ya bu arkadaşlar. Küsmeyeceksin kardeşim. Biz küskünlük zaman, biz kötü günlerde şu anda kötü gün geçiriyoruz. Evet. Sahip çıkacağız biz. Beraber olacağız, oturacağız. Ya sağlanır Mustafa evet. sağlanır falan. Sağlanır ya yani evet. yapacak. Onun o ortam sağlanır mutlaka. Yani bu kadar mutlaka. Mersin'deki şeytanlar grubu ya da taraftarlar hangi takımı destekleyecek? Nereyi destekleyecek? E tabii ki İçeri Manor'u destekleyeceğiz. Hep beraber destekleyeceğiz. Sadece şeytanlar değil. Biz, gelmeyenler, küsenler ya da gelecek herkes İçeri Manor'u destekleyecek. Levent başka hocamız seçeneğimiz var mı? Selamları var hocam. Levent aleyküm hocamızın selam, ellerinden öpüyoruz hocam. Biz de senin başarılarına gurur duyuyoruz. İnşallah Amasya Spor'u inşallah profesyonel lige taşıyacaksın. Hocam. Bizler dediğimiz gibi senin evlatlarınız, senin elinde aynen büyüdük, öyle. Senin elinde yetiştik. Bundan sonraki tüm pro lisanslı hocalarımızdan ricamız her gittiğiniz takıma ikişer tane hoca götürmeniz. Bu da sizin artık ahde aynen. vefanız. Yani bundan sonra Levent hocamın dediği gibi ben bir yıl daha çalışırım diyor Tarkan'ım. Senden çok şey öğreneceğiz ama sen de her gittiğin takıma İkişer tane hoca. Bu senin artık görevin. Ya da Kahraman olur, Memdu Hoca olur, Nasır Belci olur. Bunlar hepsi bizim üstadlarımız, büyüklerimiz. Çok şey öğrendik. Onlarla büyüdük biz. Evet. Onlar gerçek Mersin İdman Yurdulu. Bundan sonraki kariyer anlamında da bizlere destek ve yardımcı olacaklar. Bu konuda Tarkan, Mehmet Talaş ve Önal hocama selamlar. Serci Uç. Veli Doruk abim iyi bir Mersin Mardu. Selamlar, Sergi iyi yayınlar. Anlıyorsun değil mi Tarkan hocam? Serci Uç'u. Yok resim. Bizim Serkan Uçak. Bizim Serkan mı? Kardeşim benim. Buradan selamlar Fransa'ya. Fransa'ya selamlar. Koronayı bitirdin mi Serkan'ım? Çok iyisi oldu bekti. Evet. Muhteşemdi Serkan'ıma kıymeti selamlar. Kıymeti bilinmedi. Mustafa Karabulut kardeşim. Prenses de yazmış. Janset Talaş. İyi yayınlar babacığım. Ailece kitlendik. Seni izliyoruz. Seni seviyoruz. Prenses biz de seni çok seviyoruz. Mustafa Karabulut Karaciğerler Spor Sahası doğa harikası. Umarım orası suni çim olmaz. Mustafa'cığım herhalde suni çim olacak. Bugün ben de söyledim. Çok üzüldüm. Orası gerçekten doğa harikası. Konuklara selamlar diye geçmişler. Bu konuda da dediğim gibi Karaciğerler gerçekten evet. güzel bir yer ya. Kaptan. Gerçekten evet. Yani orası suni çim olursa ama gerçekten de çamurda oynanmıyor abi. Şimdi bu memleketin suni çime gerçekten ihtiyacı var. İhtiyacı var. Yani özellikle kış aylarında. Hocam yıllardır çim bizim Mersin'de olmadı ya. Yani sararması, bakımı, şeyi, diğer şeyler gibi. Mesela Erzincan. Ben 3 sene Erzincan'da oynadım. Abi ne olursa olsun sahası Türkiye'nin en güzel sahası. Zemini. Ufuk Kaba kaptana selamlar. Aleyküm selam Ufuk'um. Ya hocam ben dün kızdım gene yabancı hoca bakıyorlar. Çok yazık olur Mersin hocalara. Şimdi bir emek var İbrahim Hoca ile alakalı. Tasarruflarında İbrahim Hoca varsa biz saygı duyarız. Ama her zaman diyorum bu takıma kesinlikle Mersinliyiz. Gidip de yani şimdi bir Mersinli hocamız Turgutlulu doğru mu hocam? Evet. Bizi Turgutlu'ya almazlar hocam. Almazlar. Yani maalesef biz bundan önce yapılan hatalardan dolayı zaten İçeri İdman Yurdu da Mersinli hocalarla devam etmemiş. Yani onun da maalesef bazen öz eleştiri yapmak lazım. Ama İbrahim Hoca şu anda başarılı ama benim gönlümde her zaman Mersinli hoca ve ekibi vardır. Tabii ama canım. İbrahim Hoca'nın emeği vardır. Kalmak isterse kalır. Baş tacı ederiz. Kalmak istemezse zaten 3 yıldır şampiyon yapıyor. İyi kadrolar kuruyor. Şanslı bu konuda. Hoca da gider yani. Yani o zaten yolu açık. Yine kulüp bulur ama İçeri İdman Yurdu'nun Mersinli hocalara ihtiyacı var. Bülent Alıcı abim Yenişehir İdman Yurdu Spor Kulübü olarak kendi adıma İçeri İdman Yurdu'nun Akademi Ligi'nde katılması halinde istediği oyunculara hiçbir talebimiz olmadan vermeye hazırız. İnşallah hocam o durumlara gelirse biz de İçeri İdman Yurdu'na her konuda destek oluruz. Çünkü plan ve projenin olmadığı yerlerde başarısızlık vardır diye düşünüyoruz. Evet Önal hocam dediğim gibi Önal hocayı biz nerelerde görmeliyiz? Nerede olman lazım? Neden? Biraz da seni tabii okulun engelliyor. Evet. Biliyorum geçtiğimiz yıllarda mesela Durmuş Hoca çağırıyordu. Durmuş Çolak hocamız gitmiyordu. Selam olsun. Evet Önal hocam kariyer planlaması anlamında
Önal Hoca'yı nerelerde görmeliyiz? Şu anda neden altyapıda bizim gibi işte takılı kaldın? Ya şimdi bir yerlerde görmek bizim elimizde olan bir şey değil. Hani bizlere görev verilirse biz gidebiliriz. Hani geçen sene için... Biraz kaderci miyiz hocam? Kaderci değiliz. Hani mesela Önal Hoca olarak şunu söyleyeyim öz eleştiri anlamında. He. Yılda kaç tane hocayı arayıp da hocam beni ekibine al diyorsun mesela? Hiç. İşte. Ya bizim karakterde... Kadercilik bu hocam işte. He. Bu kadercilik evet. Değil ya. Yani kişilikle alakalı bir şey yok. Ya işte, sağ olsun hocalarımız ama bize o şeyi gösteriyorlar. Sevgiyi, saygıyı gösteriyorlar. Yani bizden büyük olmalarına rağmen başka hocalarımız da aramıştı. Hatta buna vesile olan yine başka Mersin hocalarımız da olmuştu. Ahmet hocam yıllar önce Erol Tak'a söylemeye çalışmıştı. Yine öğretmenliğim vardı gidememiştim. Yine Ahmet Karataş. Durmuş hocam sağ olsun aramıştı gidemedik. Efsane. Evet. Ama yine sağ olsun geçen sene ve ondan önceki sene Memdu hocamla ikincilikte çalışma şansı buldum Mersin Mardin'da. Sen adım attın Levent hocam bak hocayla. Ben de adım evet. Atamadım ona göre. Adım atabildik. Ben adım attım şimdi çıkmayacağım. Gibi, bizlere göre hocam yapacak bir şey yok. Yani sana bana evet. Mehmet hocama görev verirse biz bir yerlerde kendimizi görebiliriz. Yoksa ben de kendimi görmek isterim. Yani çok uzağa gitmeyin. Ben de kendimi Çelik Mardin'in başında görmek isterim. Tabii ne ki bileyim, göreceğin Adana'da ya. Görmek hocam isterim. Göreceğin Konya'da. Ya, göreceğin ya. İşte, bu tavazı olmayacaksın. Hocam akademisyensin ya. Bu takımda, bu memlekette top oynamışsın. Kariyer yapmışsın. Akademisyensin. İyi çalışıyorsun. Kariyerin var. Yani göreceğin hocam ya. Görmeyeceğin diye bir şey yok. Niye? Şimdi acaba ben konuşursam acaba ukala olur muyum? Mesela ya kendi adıma söylüyorum. Bir şey söyleyince yani ne kadar? Yok kardeşim ben istiyorum abi. Talibim abi ya. Talibim ya ben istiyorum ya profesyonel takımcı. Bir de ben kendimi görüyorum. Başarırsam. Derim ki başarısın kardeşim. Ya bir yerden de biz de başlayak hocam. Bu ayıp değil ki. Acitasyon abi, da yapmıyoruz burada. Yok canım. Bunu, Allah Allah. Talibiz hocam. İçerik mağdurduğun en kral takıma talibim. Koy bakalım. Farklılık var evet. Ama tek olacak bir şey değil. Şimdi, ekip işi bu sonuçta. Şimdi hocam. Yıllardır, pardon hocam bir şey söyleyeceğim. Yıllardır niye Mersin Hoca çıkmıyoruz diyoruz. Yani çıkan hocalarımız tabii ki Harman Hoca, Levent Hoca, Nasur Hoca, Memdu Hoca. Bunların dışında fazla hoca yani bilmiyorum. Ya neden bir Serkan Hoca'ya, Damla'ya, bir Cemal Koç'a, bir Mehmet Naci Hoca bunlar aklıma gelenler. Özgür Hoca. Ben, Özgür Hoca, Sedat Hoca. Niye hiç düşünülmedik? Ben, neden hiç düşünmedik Mersin'de? Hiç düşünüldü mü Tarkan hocam? Ben bilmiyorum işte dedim ya şekilciler ha, hocam. Ya ben ona da katılıyorum. Bunların dışında hiçbir şey hocaya görev verilmek düşünülmedi yani. Ya hocam Burhan Baygın, Burhan Hoca. Adını unuttuğumuz hocalar varsa affetsinler beni yani. Tabii tabii. Bunlar olabilir ilk ya. Etapta aklıma evet, gelenler. Evet. Hocam Pro, ben... Yani UEFA lisanslardan evet. Bahsediyoruz biraz da. Levent Hoca 99-2000 sezonuydu. Batman Petrol o zaman Türkiye'nin en gündemde olan. Para evet. Anlamında, aynen. İlgi anlamında, her anlamında. Hepimiz biliyoruz o günleri. Levent Hoca geldi. İyi de gittik ama Levent Hoca şuradan kaybetti. Biz bir sene önce takım Süper Lig kapısında Göztepe'ye finalden yenildik. Düşünün Batman Petrol ki bu benim anlattığım şu an Batman şehri inanılmaz ilerledi. Tabii. Asfalt yol yoktu. Batman Petrol Süper Lig'deydi. Şu an Paris gibi hocam. Ben tabii Süper Lig'deydi ya. Paris gibi. Düşünün Batman Petrol. Levent Hoca geldi. İmkanlar şartlar çok iyi. Şimdi biz burada Levent Hoca ile İdman Yurdu'nda çalıştık. Bizim abimiz İdman Yurdu'nda efsanemiz. Biz kale arkasında top toplarken ağzımız açık onları seyrederdik. Tabii tabii. İbrahim abi, Atıf abi, Nasır hocayı. Hoca şuradan kaybetti. Ekibi yoktu. Ya da güvendiği insanlar yoktu. Bir Hayrettin hocamız vardı sağ olsun. 10 numara insandır Batmanlı. Hocamız vardı Batmanlı ama ben şunu görüyordum hep. Levent hocanın alıp özelini, birebirini paylaşacağı kimse yoktu yanında. Ben futbolcuyum. Evet. Bizim Veysel Serttürk, o da o zaman Veysel orada. Veysel abi, selam olsun. O da. Şimdi hoca futbolcuyla her şeyi paylaşmaz, paylaşamaz. Levent hoca, inan bana, burada inandığı mesela güvenli Önal, Tarkan, Burhan. Alsaydı yanına. Biri olsaydı, o zaman yani siz yoksunuz hoca da yani buradan işte o zaman döneminde. Tabii canım. Biri olsaydı yanında, inan bana. O imkan şartlarda Levent Hoca bizi çok rahat Süper Lig'e çıkartırdı. Çünkü sırtını döneceği kimse yoktu. Yalnız kaldı. Tamam bak Hayrettin Hoca da benim 4 senelik hocalığımı yaptı. İnkar etmem. Ama şimdi ekipte şu sır paylaşıp. Mesela ben inanmıyorum orada. Hocam bak burada yanlış yaptın. Bu. Şimdi hoca da çıkıyor maçta oraya yetiş, buraya yetiş, buraya yetiş. Birçok şeyi kaçırabiliyor. Orada onu uyaracak belki sen işte Tarkan hocam bak böyle dediğinde
maçı çevirebilme durumu vardı. İnandığı biri. He, bak Levent Hoca'ya ben inanıyorum. Orada sağlam biri olaydı böyle her şeyine güvenebileceğini. Mesela biz izine gelirdik, Levent Hoca gelemezdi. Niye? Arkasında kimse yok. Kalırdı, oynamayanlara idman yaptırırdı. İşte bu yüzden buradaki hoca bak Kahraman Hoca, Nasır Hoca, Mehmet Ali Hoca, Mehmet Ali Hoca, Memdu Hoca. Yani bunlar çalışırken bir tek ben şunu şeyi hatırlıyorum. Batman'da biz bir Ağrı'ya deplasmana gittiydik. Nasır Hoca ile Atıf abi beraberdi. Evet. Ağrı'yı çalıştı. Biz zaten şampiyon Doğu Beyazıt. Ha, Doğu Beyazıt'ı şampiyon olduk hocam işte biz de 2002'de. He. İkisiyle beraber. Orada beraberdi. Onun dışında abi götürün ya. Yani şimdi diyorsun ya az önce Camspor örneği verdin. Ya şimdi normal şartlarda parayla Tarkan gel bunları çalıştı dersen kardeşim 10 bin lira maaş isterim dersin. Biz ücretsiz istiyoruz hocam. Ama teklif gelelim. Bizden gire. Bak ben söylüyorum birçok hocama da söyledim. Hocam para şart değil. Varsa imkan şeyiniz. Hocam gel bizim idmana da ben gelirim. Bir saat iki saat çalıştırırım. Sıkıntı yok. Benim öyle ukalalığım, büyüklüğüm tabii yok. Tabii ya tabii ya. Anladın mı? Daha çok büyüyün hocam ya. Ben mesela ben Mesut abiye de söyleyeceğim. Mithat abiye de abi varsa bir proje yapın. Haftanın bir günü, iki günü. Mehmet Talaş'la Murat gelsin, Eyüp gelsin. Bitti ya. Gidelim bütün Mersin'li çocuklar gelsin abi. Üçer beşer alalım. Çalıştıralım. Bitti. Bir faydamız olsun. Ya da diğer hoca işte Önal gibi defans. Forvet Tarkan. O kadar. Hani bunları al. En azından TÜFAT hocalarına faydalı olsun. Hocam şey için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Maddi anlamda da ben, diyelim yani mesela diyorum. Diyelim benim ihtiyacım var paraya. TÜFAT onu imkanları doğrultusunda hocam gel işte bak forvetleri çalıştır. Ya bir ek gelirdir ya da ödenektir ya da o hocasına sahip çıkmadır. Çünkü o adamın ihtiyacı var. Yani herkesin dediğin gibi hocamı şimdi öğretmen. Maaşı var Allah daha çok versin ama şimdi mesela ek gelir olmayan hiçbir şey para alamayan ya, insanlar da var yani. Onlara bu imkan da verebilirsin. Yani şimdi bizim Atıf abi gibi, İbrahim abimiz gibi büyüklerimiz var ya. Eğitim anlamında gel İbrahim, gel Atıf. Alın bu çocukları. Saha anlamında biz gireriz. Bir faydamız olur. Abi düzenlensin böyle bir şey. Ben koşa koşa giderim. Haftada bir gün, iki gün, bir saat, iki saatimi veririm oraya. Hocam Levent hocam yazmış. İnşallah çalıştığım takımlara Mehmet hocama en son ayrılışında sana hocam yani bana Önal Hoca'ya da teklif etmişimdir diyor. Evet en son Amasya ile alakalı süper amatördeyken yani götürme konusunda bana şey yaptı ama dediğim gibi yani birazcık daha level atlamamız lazım. Ben hani hocama söyledim hocam hani buradan Amasya'ya geleceğim ama amatör takım sonuçta. Yani biz daha çok adım atmalıyız. Aman bir yerden başlayacağız ama hani amatörde değil gideceğimiz yerler çünkü Levent Hoca hak etmiyor amatör ligi. Levent Hoca amatör liginin adamı değil ki. Levent Hoca gibi hocalar ikincilikte şu anda rahat çalışması lazım. Hocam, çünkü fitler yani. Kahraman Hoca'ya bak. 28-29 yaşında Süper Lig'de idman yurdunu çalışıyor. Levent Hoca'ya bak. Kaç yaşında idman yurdunu. Urfa Spor, Batman Petrol. Başarı çok. Ama işte şey yok. Yani nasıl diyeyim sana? Vizyon, sunma. Şimdi bak işte Trabzonlu hocalar, İstanbullu hocalar. Şimdi ben dedi o çembere giremiyorsun. Levent işte. Hocamla alakalı bak Levent Hoca bizim için çok değerlidir. Programımızı da izliyor. Öz eleştiri olur. Biz çünkü yaşadık. Ben onun takımında da oynadım. İlk onun ben Levent Hoca kaptan da o zaman. Evet. Ben Levent Hoca için Mersin Madona geldim. Ve her zaman diyorum İstanbul Başakşehir'i bırakmamalıydım ben. Hayatımda iki hata var. Biri üniversiteyi bitirmemek, ikincisi Başakşehir'den gelmeyecektim. Başakşehir'den takım arkadaşlarım işte Recep, Abdullah Avcı'nın yardımcısı oldu. Evet. Yani oradaki gelen Fevzi abiler hepsi iyi yerlere geldiler. Ve ben Ali Osman Renklibay'ın gözdesiydim, kal dedi. İdman Ardı'na geldim, kadromuz vasattı kaptan hatırlarsan. Son 4 hafta kala ligde kaldık, bir yıl sonra şampiyon olduk. Şimdi Levent Hoca çok değerli. Ama Levent Hoca ile alakalı bir şunu söylüyorum. Çok değerli iki tane kardeşi var. Birisi Turgay abiydi. Bir de bir büyüğü, bir abi evet. Abisi vardı. Bülent abi olması. Bülent abi yıllarca idman ardına hizmet etmiş. Bülent abinin bilgi anlamında değerli benim için. Biz biliyoruz. Futbolu bildiğini biliyoruz. Vallahi billahi Levent Hoca devre arasında Turgay abiyle, Bülent abiyle daha çok istişare yapıyordu. Bak yardımcı hocaları vardı. Niye? Hani biraz önce dedin ya bak güven çok önemli. Arkasındaki hocaya şöyle döndüğü zaman artık yardımcı hocalar daha değerli hocam. Evet. Bazen Levent Hoca oturacak, arkadaki hoca çıkacak oraya. Görecek çünkü yoruldu, beyin yoruldu. Levent Hoca sonra tekrardan çıkacak.
güvenmediği hoca arkadaşlarıyla da zamanında çalıştı. Kardeşlerine daha çok güvendi. E şimdi o ona göre doğru ama dışarıya göre hep yanlıştı bu. Hatta Turgay abiyi götürdü. He ne dedik? Adam manken yani. Şimdi tamam futbol ama Turgay abiyi niye götürüyorsun? X1'ini götür. Yani işte öz eleştiri güven yapmak istediği zaman ama neden? Levent Hoca'nın suçu değil de Levent Hoca güveneceği bir insan profili ya da yanında olabilecek bir insanla istişare yapıp sırlarını anlatamıyordu. Belki o da iyi bir hoca bulsa yanında. Beraber çalışıp öyle gidecek ekibini kuracaktı. Levent Hoca hiçbir zaman ekip kuramadı. Yoksa yemin ediyorum Türkiye'de bilhassa ben forvet olarak çalıştım. Bizi alırdı. Bir saat önce gelirdi statta çalıştırırdı. Ve onunla çalışan hocam, genç futbolcular çok şanslı hocam. Levent Hoca ile çalışan genç futbolcu çok şanslı. Çünkü Levent Hoca işini seviyor. Ama bazen hani kendini çok kaptırıyor. O yüzden de yardımcı hocaları devreye sokması lazımdı. Kaptan herhalde çalıştı onunla bir, ikincilikteyken. Bir dönem. Evet, benim aşı tendon kopmuştu hatırlarsan. Çünkü o zaman dedi ki güzel bir fikri vardı. Hocaları tek tek yanıma alacağım dedi. Aynen. Kazandıracağım dedi. Benim aşı tendon koptu. Belki ben de onunla beraber profesyonel takım çalıştıracaktım. Bu projesini uygulayamadı Levent Hoca. Yani Levent Hoca gibi hocalar rol modeldir. Faydalı olacağını düşünüyorum bundan sonra ama dediğim gibi alttan gelen bir nesil var. Lütfen bu nesile yol açalım. Yol gösterelim, yanında olalım. Evet. Bir yerlere, birileri çağırdığı zaman Önal Hoca'yı gönül rahatlığıyla söyleyelim. Doğru mu kaptan? Tarkan Hoca'yı söyleyelim. Ben şimdi Mehmet abiye soruyorum. Ya Mehmet Talas, sen Okanlarla çalışmışsın. Sen Elazığ'da Ümit Özatlarla çalışmışsın. Türkiye'de bugün kariyer yapmış, bütün hocalarla çalıştırmışsın. Ya Mehmet Talas, senin ne işin var spor akademisinde? Şahsen ben, yani aslında yaptığı şey çok önemli ama Mehmet abi kariyerini bırakmış, gençlere emek veriyor. İşte hayat devam ediyor. Yaşamak zor. Hayır hayır anlatma. Neden daha üst yerlerdedir ya? Bak ben birini söyleyeyim hocam. Şu anda Galatasaray'ın Taffer'in yardımcısı kim biliyor musun? Benim Ali Beyköy Spor'dan takım arkadaşım. Hayatı boyunca göremeyeceği Beylerbeyi'ne gitti. Beylerbeyi'nde bunu tesadüfen Taffer Ergül'ün çalışmasını. Semih mi? He? Neydi ismi? Semih mi? Yok ya hocam. Fadıl. Fadıl abi. Ali Beyköy'den takım arkadaşım. Hiçbir kariyeri yok. Adam Beylerbeyi'ne gidiyor. Orası onun şeyi ya Galatasaray. Orada Taffarel görüyor hocam. Hocam 4-5 yıldır Taffarel şeyi çalıştırıyor ha. Muslera'yı şu anda. Evet. Yani ya Mehmet Talat senin spor akademisinde ne işin var? Tarkan Özülmaz'ın halk eğitimde ne işi var? Evet. Yani ben onlara şimdi, üzülüyorum hocam. Tarkan'ım bak hocam. Serkan Damla gibi bir değer var. Burada şimdi, ne işin var ya Serkan hocam? Öyle, Serkan Özgür Göktürk'le ne işin var ya? Ben o soruna cevap vereyim. Benim yaşım 51 oldu. Allah'a şükür her kademi, her şekli gördük. Benim bırakma şimdi az önce dediğin gibi gençlere yol açılsın. Ben de buna çok inanıyorum. Ben o kadar kötü şey ortamlar gördüm ki ya sisteme uyacaktım ya da bırakacaktım. Ya bu çemberin içine gireceksin ya o çemberin içine. Ya ben çemberin içindeydim. Ben tamam, iki sene çok kulüp aradı. Hocam dedim abi ben bırak. Ha bir tek Ercan Albay arasa gel şuraya gidiyoruz. O onun dışında o da emrettiği için giderim. Onun dışında bundan sonra çok düşünmüyorum. Ama sistemini kurdun diye Mehmet abi. Şimdi kurdum ama Tarkan şimdi sen biliyorsun çalıştığımız evet. İnsanların karakterlerini de çok evet. iyi biliyorsun. Yani çok iyi biliyorum. Alttan abi. Söylüyorum. Ya sisteme uyacaktım ya bırakacaktım. Ben ne halen o insanlar ekmek yiyor hocam. Hocam yesin Allah işlerini güçten rast getirsin. Ama aması var işte hocam. İşte sistem onları anladın mı? İçine alıyor. Şimdi ben o kadar çok şeye şahit oldum ki. Kardeşim benim karakterime zayıf. Şimdi ben geçen bizim Kalecilerin Dünyası diye bir grubumuz var. Kaleci antrenörlerinin evet, sayfası. Evet çok güzel ya. Mehmet de var. Mehmet Güler'i iyi tanırsın. Metin abi var. Bir laf dedim. Beşiktaşlı. Hiçbir kaleci antrenörü bu teknik direktörlerin dediği karakterli adamlar değildi. Bak, şuna bakın. Bütün ekiplerde en çok kaleci antrenörleri sevilir. Futbolcularla, yöneticilerle en iyi anlaşan olur. Çünkü düz adamlardır, dik adamlardır. Sevmezler kaleci hocalarını çok. Bugün az önce gördüm. Karaca Bey'de kaleci hocamız istifa etmiş. O da doğru bildiği bir şeyi söylediği için ekipten ayrılmışlar. Adam ayrılmış oradan. Şampiyon olmuş takım. Kaleci hocası ayrılıyor. Yani bunu bana anlatma. Anladın mı? Ben bir de şu benim futbolculuğum ve hocalığım hep dışarıdayım. Ben inanın çocuklarımın çocukluklarını bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Görmedim çünkü. Hep dışarıda. Dedik yeter.
Sisteme de uymayalım. Çoluk çocuğumuzla vakit geçirelim. İşte kızımla beraberim, oğlumla beraberim, evimdeyim, mutluyum. Çok sevdiğim, hele o küçük yaş grubuyla çalışmak beni inanılmaz mutlu ediyor. İnanılmaz keyif veriyor. Ha şimdi siz, yani işte Levent hocalarımız, Karam hocalarımız gittiğinde, yani Levent hoca güzel bir şey söylemiş. Şimdi bence çok isim arama hocam. Git Mehmet Amasya'ya. Hoca sen sakatlanmazsan şampiyon olur muyduk demiş Levent hoca. He? Sakatlandın mı abi sen? Ayağım. Sakatlanmazsak şampiyon olur muyduk falan demiş de. Levent hoca. Etkimiz vardı, ayağım kırıldı ağrı maçında. Geçmiş. Şimdi Levent hoca ile ben senin yerin olsam giderim. Amasya Spor'u çıkartırım. Ben de olsam giderim. Tarkan, ben Levent hoca çıkarım tribününü. Tarkan geç, hakim ol. Bence oradan başla. Bak ben şu an diyorum. Ben şimdi Süper Lig'den ayrıldım. Ben geldim bu işi yaptım. İnan bana o kadar farklıymış ki altyapı. Zor. Şurayı bilip yukarıda çalışsaydım çok daha farklı olurdu. Biz zaten altyapıcı olacağız hocam. Evet. Biraz daha kalırsak 7 yıl oldu bizi alttan. Oradan başla. Evet. Şimdi biz tepeden. Şimdi ben bıraktım futbolu. Hemen gittim Türkiye'nin en iyi kulüplerine İnegöl Spor'da başladım. Hep üstlerdeydim. Keşke altta başlayabilseydim. Yukarıda çok daha başarılı olurdu. İnan bana. Ben senin yerine olsam abi, senin yerine olsam giderim. Levent Hoca zaten bir sene sonra yukarı çıkar, Tarkan geç. Bence o şansı değerlendir. Evet, Zübeyde Hanım'a teşekkür ediyorum. Zübeyde Hanım selamlarını iletmiş. O da Nevin Yanık'ta spor amiri, oranın amiri. Çok güzel yapmışlar hocam, bugün biz oraya gittik. Buradan tebrik ediyorum. Hem dizayn olarak hem tertip olarak salonlarından tut, spor salonlarından tut, koşu pistlerinden tut. Doğru yolda Zübeyde hocamıza tebrik ederim. O da bizim gibi milli bir sporcu. Onu da yakın zamanda... Yani Zübeyde hocama bir şey diyeyim. Evet. Orada çalışma sandıkları var. Evet. Tam benim istediğim şey, çalacaktık. Çok ağır yapmışlar, çalamadık. Lütfen biraz daha hafif evet, olsun. Zübeyde selam olsun. Yani en kısa zamanda yayına bekliyoruz. Evet hocam, dediğim gibi biraz toparlayalım artık dediğimiz gibi. En son olarak Önal hocam, sözü yavaş yavaş önce sana sonra Mehmet abiye getirelim. Çünkü gün içerisinde yoğun bir plan ve program var burada İçel TV'nin de. Onları da çok fazla yormayalım. Evet. Onlar 7'de geliyor ama biz 1,5-2 saat yayın yapıyoruz burada. Güzel bir rakama erişti. Güzel bir yayın oldu. Son sözün olarak Önal hocam. Kariyer planlamasından bahsettin. Ben Önal hocayı daha yerlerde görmek istiyorum. Peki Önal hoca dediğim gibi... feda edecek mi okulunu yarın bir gün bir şey gittiği zaman? Ben biliyorum sen gitmek istediğini de biliyorum evet. Ama bir de Önal Hoca'dan dinlek. Yani çünkü şöyle de bir algı oluşuyor Mehmet abi. Önal Hoca öğretmen, nasıl olsa buradan gitmez abi. Evet. Futbol okulu da var, tamam mı? Ondan sonra işte Tarsus İdman Yurdu, İçel İdman Yurdu, altyapılarda. Yani acaba hep buralarda mı göreceğiz Önal Hoca? Yani tabii ki hedeflerimiz yukarılara çıkmak ama bir türlü o şans gelmedi işte, gelmiyor. Kariyer planlamamızın içerisinde bunlar da var. Dışarı çıkmak, daha iyi takımlarda görev almak. Ama şimdilik kısmet olmadı. Olunca da gereğini yapacağız. Tabii. Yapacak bir şey yok. Yapacak biz bir şey yok. Önal Hoca'yı... Bu işi seviyoruz. Bu işin evet. içinde olmak istiyoruz. Yani öğretmenlik tabii ki çok güzel bir şey. Gene futbol antrenörlüğü gibi çocuklarla berabersin. Ama futbolun verdiği zevk, haz, o yarışma ruhu farklı bir şey yani. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Yani ikinize de fazla uzatmadan kısa cevap alırsam Mehmet abi. Önal Hoca defans oynadı yıllarda. Ben forvet oynadım. Acaba takımlarla futbolculuk dönemlerinde oynadıkları karakteristik yapıyı uyguluyorlar mı? Mesela ben bir ara hocam 5-6 forvet oynadım. Mağluptum. Defansı mefansı bıraktım. Yürüyün dedim abi. Yersek ikinci golü yeriz. Akademi liginde evet. hocam. Saldır. Şimdi mesela ben... bazı hocalar da var. Tamam mı? İsmi önemli değil. Takım ihtiyacı var. Halen 0-0'a yatmış. Ya yenemezsen gidiyorsun. Çıkar savunmadan birine. Altyapı burası abi. Yani gerçekten karakteristik olarak mesela Önal Hoca savunma ağırlıklı mı oynatıyor mesela? Hayır hocam, yani belirli bir sistemimiz var. Sistemin içerisinde oturuyor. Sen daha çok yani beraber maçlara gittik. Evet. Aynı grupla, aynı takımlarla, aynı otobüsü kullandık seninle. Gittik geldik maçlara. Şimdi o sistemde ne oynamamız gerekiyorsa onu oynuyoruz yani. Atıyorum 4-4-2 oynuyorsun. Nasıl oynamamız gerekiyor öyle oynuyoruz. Yoksa tamam 0-0 hurra saldır. Olmaz. Yani futbolda böyle bir şey yok.
Ama hayır, savunma oynadın ya yıllarca. Yok. Böyle ama savunmayı daha mı çok seviyorum mesela? Olabilir ya. Çünkü yapısal anlamda hocam. Kendi kişiliğimi takım oyuncularıma vermeye çalışıyorum. Şu an Tarsus Manyurdu'na görev alıyorum. Çocuklarım yayından önce, yani sporcularımız bana çok yazdılar. Birkaç kelime de izin versen. Tabii tabii hocam, ver tabii. Ya müthiş bir çocuk, hani sporcu grubum var. Yani arkadaşlıkları, iletişimleri çok iyi. Sağ olsun, ben de önce Berk Hoca çalıştırmış onları. İyi çalışmışlar. Cem Hoca'nın da selamı var. Aleyküm selam. Benden de selamlar. Çocuklarım sadece ilk önce biraz işin ciddiyetinde değillerdi. Yani oraya gelip zaman geçirip giden, bugün antrenman var ben gelmeyeceğim, şu işim var. Önce o ciddiyeti, o disiplini vermeye çalıştık onlara. Evet. Yani ondan sonra zaten geliyor. Kısaca onları da anlatayım. İlk 4 maç biz gol atamadık rakiplere. 4 mağlubiyet. Daha sonra ne oldu ama 4 maçın sonunda sanırsam ya 6 ya maç ya 7 maç. Aynı takım, aynı takımlara mağlup olmadım. Yani belirli bir şeyin oturması için yani belirli bir zaman da geçmesi lazım. Buradan bütün o sporcularıma söylüyorum. Onları çok seviyorum. Evet. Çalışmaya devam etsinler. Kötü huylarını vazgeçsinler. Üzerine alınsın. Onlar bana birazdan yazarlar zaten. Evet. Anlamışlar. Evet Mehmet abi, son sözlerini sen de alalım. Ben şöyle, ben kaleci olduğum için... Evet. 0-0 benim için her zaman en iyi sonuçtur. Ben gol yemeyeyim de hocam. Yani benim işim o. Evet. Onu yansın. Oğlum sen işini yap. Yememek. Tarkan atacaktır mutlaka. Ben şunu çocuklara, kendi karakterim. Ben liderdim. Yani o deli kaleci pozisyonundaydım. Ben bağıra bağıra. Ben o, şimdi beni isteyen oyuncular genelde oğlum oynamaktan çok oynat. Ben onu iyi yapardım. Liderdim arkada. Çok bağırırdım. Çok konuşurdum. Aynen öyle. Hatayı, en iyi gören siyahı kaleci. Hataya müsaade etmezdim. Çünkü o hata olursa ben konuşmadığım takdirde, mesela bunu Ege'de çok iyi görüyorum ben. Sahada. Hocam işte bak, o yaşta küçük çocuk lider olunmaz. Lider doğulur. Heh. O yaşta sen bunu istediğin kadar anlat. Sen şimdi oturtturursan, evet. Yani ben o sahadaki lider ruhu, gerisi zaten çalışmayla şeyle oluşturulabiliyor. Bir de ben merak ettiğim şu Mehmet abi, yine kısa bir cevap bekliyorum senden. Mesela kalecisin ya. Kaptan. Hani kalede birilerini atması lazım ki sen kazanman için. Böyle hani, ama senin yapacak bir şeyin yok. Kalecisin. Kalecilerin yani, deliliği oradan geliyor. Hayır yani o hissiyat çok kötü bir şey değil mi ya? Yani sen, yemezsen 0-0 ama adam atamıyor abi. Sen o da kötü. Çıkamıyorsun işte, orada hapissin ya. Evet o evet, o kötü işte. Ya. Mesela Taylan kardeşim. Ben onları Erzincan Spor'a götürmüştüm. Evet. Hatırlar Mardin Spor'a. Karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçti. Ben kaleden 3 kere vurdum. Taylan daha vurmadı. İşte yapamıyorsun ya orada. Yani. Kuduruyorsun orada işte. Bağır çağır. Şey mesela maçlardan önce geliyordu hoca, diyor ki oğlum bak karşı takımda Karabük'te Tarkan özellikleri bak, şu süratli, çabuk. Evet. Tek tek sana anlatıyorlar. Tek tek çalışıyorsun. Yapıyorsun. Şimdi bunları biliyorsun. Tarkan geliyor. Belli bir alan içerisindesin ya. Çıkamıyorsun. İşte o delilik oradan geliyor. Bağırmalar, çağırmalar. Sen burada işini yapıyorsun. Karşı tarafta olmadığı zaman ona çıldırıyorsun. İşte ne oluyor? Kaleciler deli. Yani yapacak bir şey yok hocam. Abi bizim derdimiz Mustafa Kemal Atatürk de demiş. Mersinler Mersin'e sahip çıkın. İnşallah. Şimdi yaşasaydı atamız Mersin Manyurdu'na sahip çıkın derdi. Biz kendi adımıza yapabildiğimiz kadar. Şu an İçeri İtman Yurdu mu? Evet. İçeri İtman Yurdu'na sahip çıkacağız. Her tanımıyoruz, etmiyoruz ama Mersin adına olabilecek ne varsa biz her türlü elimizden aynen, her şeyi yaparız. Ya inşallah her şeyin hayırlısı olur. Dediğimiz gibi bazen kaderimizi kendimiz değiştirebiliriz. Çok fazla kaderci olmamak lazım. Çünkü bir şeyler insanın eline geçtiği zaman o değiştirme şansını da verir Allah ona. Ama işte dediğim gibi biraz önce Önal Hoca'ya sorduğum gibi, hocam aradın mı? Yok dedi. O da sonuçta bir eksi bir şey. Yani hepimizin hayatında eksi. Karakteristik yapı diyor ama maalesef eksi. Son sözlerim kaptan. Tekrardan kapatıyoruz yayını. Bizi davet ettiğin için ben sana teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum. Her zaman dediğim gibi sizin gibi değerli insanları bu kanal misafir ediyor. Ve siz ve sizin gibileri Mehmet abi. Sağ olsun. İnanın herkes bir şeyler kaptığına eminim programdan. Aslında eğitimsel amaçlı, daha önceki programlarda ben, bu arada şunu da söyleyeyim, ben arkadaşlar ben yorumcu değilim, ben moderatör de değilim, ben burada misafirim, ben UEFA diplomalıyım, görevi talibim, profesyonel anlamda hocalık bekliyorum, diyorum mütevazi olduk artık olmayacağım, varsa bizden de iyi,
bir şekilde pozisyon anlamında hodri meydan. Biz de her konuda iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Görev bekliyoruz. Ama ben moderatör değilim. Hiç kimse o gün Cemal Koç da diyor. Oğlum diyor hoca mısın diyor, moderatör müsün, karar ver. Dedim yüzüm eskimesin diye geliyorum abi dedim, oturuyorum dedim. Bir iki saat misafir oluyorum, gidiyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İnşallah hepimize iyi bir hayırlı kulüp çıkar. Bizler de gideriz, İnşallah. Hizmet ederiz burada. Dediğim gibi Mersin'den Mersin'e sahip çıkın ama önce biz yeni nesil birbirimize sahip çıkacağız. Evet. Önemli olan o. Eskilerimiz de bizlere abilik yapacaklar. Bundan sonraki en azından biz bunu başartabiliyorsak ne mutlu bize. Evet, İçel TV güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İçel TV'de buluştuk. Buluşmaya da devam edeceğiz gelecek haftalarda inşallah. Mehmet Uysal rahatsız, Mustafa Karabulut dediğim gibi eşi hamile. Ben bu görevi üstlendim. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben yorumcu da değilim. Moderatör de değilim. İnşallah daha güzel yayınlarda buluşuruz. Daha iyi konuklar, her hafta daha bir şey katarak, yeni şeyler öğrenerek, ben zaten her hafta gelen konuklardan bir şeyler öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Hem mental anlamda hem diğer anlamlarda. İnşallah bundan da ben kendime pay biçtim. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta buluşmak üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum.